TV1 ekranlarından mutlu haftalar. Bu hafta da Sporkolik programıyla sizlerle birlikteyiz. Yalnız bu hafta Sporkolik programını Kumsmal AVM'den gerçekleştiriyoruz. En başta Kumsmal yönetim kuruluna ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz efendim. Yine gündemimiz Kayserispor. Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Beşiktaş mağlubiyetinden sonra bu hafta resmen bir tüm haftaların intikamını almışçasına bir galibiyetle karşı karşıya geldi Kayserispor. 6-3'lük bir Denizlispor galibiyetiyle taraftarların adeta yüreğine su serpti diyebiliriz. Ya tamam ya devam maçıydı. Biz bu maçı değerlendireceğiz değerli yorumcularımla birlikte. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi TV1 Spor Müdürü Faruk Aydemir bizlerle birlikte ve gazete Kayseri Spor Müdürü Erhan Kan bizlerle birlikte. Ben hemen değerli yorumcularıma hoş geldiniz demek istiyorum. Faruk Aydemir, Erhan Kan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bu hafta Kumsmal'dan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Evet, değişik bir hafta. Değişik bir güzellik de var tabii ki. Hem Kayserispor'un farklı galip gelmesi hem de bu tür ortamda program yapmak gerçekten mutlu veriyor insana. Evet, Erhan Hocam. Evet, Anadolu'nun önemli alışveriş merkezlerinden biri Kumsmal'da olmak gerçekten güzel. Son derece güzel bir ortamdayız. Çok güzel ikramlar var kendilerine. Senin dediğin gibi teşekkür ediyoruz. Mekan değiştirmekte ferahlık vardır derler. Evet. Biraz Türkçe olsun lafımız. Mekanı bugün değiştirdik. Yorumlarımızı bu akşam buradan yapacağız. Bence güzel de bir program olacak. İnşallah. Programımızın başında da söylediğimiz gibi haftalar sonra, 8 hafta sonra galibiyetle karşılaştı Kayserispor ve gerçekten beklenen bir galibiyetti. 6-3'lük bir galibiyetle başlayalım istersen Faruk Aydemir. Evet, dile kolay. Sen de söyledin. Tam 8 hafta geçti. Galibiyet hasreti. Yani aslında şöyle bir geriye döndüğümüz zaman bu galibiyetin neden daha önceki haftalarda alınmadığı tartışılmalı. Tartıştık da zaten, konuştuk da. Ama bugünkü galibiyet gerçekten çok önemliydi. Sonuca bakmıyorum. 6-3'lük bir galibiyet gerçekten ciddi bir galibiyet ama önemli olan futboldu burada. Çünkü makas daraldı. Haftalar bitiyor. Önümüzde 4 hafta var. Bu 4 haftalık bir dilimde Kayserispor'un kaybetme lüksü biliyorsunuz asla yok. Evet. Yani özellikle içeride oynayacağı maçlarda kesinlikle kaybetmeyecekti. Denizlispor maçı. Biliyorsunuz Denizlispor yani hem fiziken hem ruhen hem matematiksel olarak da biraz şans olsa dahi morallerin çökük olduğu bir takımla karşı karşıya geldi Kayserispor. Hani vurana bir tekmede biz atalım mantığı var ya, o bugün gerçekleşti. İlk yarısını izleyemedim nedenden dolayı. Ama ikinci yarın belirli bir bölümlerine baktım. Fena değildi geçmiş haftalara göre. Bu oyunun kimse demesin ki yani 6-3'lük bir galibiyet Kayserispor işte uyandı, kendine geldi. Ya olması gereken buydu. Yani bir teknik direktör değişikliği bir takıma bu kadar ateşleyebilir mi sorusunu eğer kafalara getirirsek, bu teknik direktörden değil. Yani Denizlispor'un kadrosuna baktığınız zaman, bir de futbolcularına baktığınız zaman sahaya çıktıklarında zaten yenilgiyi kabul etmiş görüntüsü vardı. Eğer deseydiniz ki Denizlispor maçı ne olur günler öncesinden sorsaydın, ben derdim ki 4-3, 5-3 ya da 5-2 gibi farklı galibiyetle Kayserispor yener derdim. Çünkü bunu Sağır Sultan da bilir, kör de duyar. Yani şunu demek istiyorum, Denizlispor değil de karşısında başka bir takım olsaydı daha farklı olabilirdi. Bugün aynı ama şeyleri, kazasız atlattık. Bugün aynı şeyleri konuşamazdık, bana da sorarsanız. Yani Denizlispor dışında farklı bir takım olsaydı bugün karşımızda. Hani Faruk demin söyledi. Hani futbol olarak çok iç açıcı bir futbol oynadık mı derseniz, bana sorarsanız bence hani ligde kalmaya yeter mi bu futbol? Bana sorarsanız yetmez. Evet. Biraz da hani çuvaldızı kendimize batıralım. Kendimizi kandırmayalım. Sonuçta demin Faruk'un da söylediği gibi Denizlispor zaten ligi havlu attı. Yani beynen. Ya fiziksel umudu olarak, kalmadı. Daha doğrusu olarak, düştü yani. Mantığıyla sahaya çıkıyor. Ki bir de erken, rahat bir maç oldu. Bir de 10 kişi yani erken kalan kalmaları. Haftalardaki en rahat yani en galibiyet alınacak bir maçtı bu. Kesinlikle. Bu da kaçtaydı zaten. Hangisini yenecektin? Bugün bir aksilik olsaydı, bırakın hani 3 puanı 1 puan almış olsaydık, bugün çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Söyleyeceğimiz en önemli yorum, biz artık düştük olurdu.
Çünkü yani, ya tamam ya devam tabii maçıydı. Ki. Şimdi biz bir anlamda entübe bir hastayı düşünün. Kayserispor entübeydi ligde. Ligde kalması için artık son kozlarını oynuyor. Son müdahaleler yapılıyor. Eğer biz bu Denizli maçını kazanamamış olsaydık entübe olarak son 4 haftaya girecektik. Son 4 hafta oynayacağımız rakiplerin gücünü de zaten herkes biliyor. Hani bizim ihtiyacımız olduğu kadar rakiplerimizin de ihtiyacı var. Şimdi Malatyaspor. Malatyaspor'un da artık tamamen küme düşme hattından kurtulması için önümüzdeki hafta oynayacağımız kazanması lazım. Gaziantep'in oynadığı futbol ortada. Hiç bırakmıyorlar, pes etmiyorlar. Şimdi Başakşehir'in durumu ortada. Son hafta da Fenerbahçe ile oynayacağız. Evet. Bugün yani oynadığımız futbol, bana sorarsanız bu 4 rakibi göz önüne aldığımız zaman yeterli olur mu? Onu önümüzdeki haftalar gösterecek. Şimdi hocanın katkısı ne kadar olacak? Maç sonrasındaki açıklamalarını dinledik işte hep beraber. Daha oyunumuzda geliştirmemiz gereken yönler var diyor. Mutlaka tabii. Son 4 haftaya gelmişiz. Bunu ne kadar geliştirebiliriz? O ayrı bir soru işareti. Konuşacağımız aslında Erhan hocam, daha çok konu var. Geçtiğimiz hafta özellikle pazar günü çok sıcak saatler yaşandı. Hamza Hamzoğlu'nun gönderildiğinin açıklanması, hemen aradan yarım saat geçmeden Yalçın hocayla anlaşma sağlandı. İşte ertesi sabahı Kayseri'ye geleceği, bununla alakalı da konuşacağımız şeyler olacak. Ki şunu da söyleyeceğim, Hamza hocanın gelmeden önce Yalçın hocanın ismi duyuluyordu. Acaba o zaman gelmiş olsaydı şu an daha farklı mı Kayseri Spor izleyebilirdik? Çünkü biliyorsunuz ilk teknik adam geldiğinde böyle takıma bir rehavet gelir ve ilk maça çıktığı zaman ilk hedef galibiyet olur. Şimdi Sayın Koşu Kavak da bu gelir gelmez ayağının tozuyla ilk galibiyetini almış oldu. Bunları da değerlendiririz. Bunları ama değerlendirmemiz lazım zaten. Şimdi biz bir galibiyet aldık diye geçmişte yapılan hataları konuşmazsak, görmesek, evet, veya iyi şeyleri görmezsek biz kendi kendimizi kandırırız. Camiayı yanlışa sevk etmiş, evet, oluruz. Orada yapılan, şimdi senin söylediğin konularda yapılan yanlışlar var. Doğrular nispeten var ama yanlışlar daha büyük. Bunları konuşmamız lazım, aynen, ki. Ya şunun için söylüyorum. Şimdi Denizli Spor karşılaşmasını 6-3 kazandık. Oo, şak 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 çok iyiyiz. Yok öyle olmaz. Oyun kendini kandırır. Oyun havaları çalalım, davul zurna getirelim tesislere. Yani bunları yapacak halimiz yok. Çünkü biz artık entübeden çıktık ama hala yoğun bakımdayız. Bunu da hiç kimse unutmasın. Evet. Yani biz daha taburcu olmuş değiliz. Biz lig sonunda taburcu olacağız. Ligde kalırsak taburcu olacağız. Entübeden çıktık, şu anda yoğun bakımdayız. Bir galibiyet, yani bir çiçekle bahar gelmez diye bir devamlı söylenen bir deyim vardır ya. Şu anda bizim elimizde bir tane çiçek var. Denizli Spor. O da zaten mutlaka yenmemiz gereken bir rakip. Yani Denizli Spor bir de bugün 40. dakikada 10 kişi kaldılar. Evet. En iyi adı bana sorarsanız hani. Peki, Sagal efendim, denir. 10 kişi kaldı diyorsun ya. Eksik oynamasaydı Kayseri Spor'u bu haliyle bu kafayla zorlar mıydı? Bana sorarsanız zorlardı. Tabii zorlardı. Yani gerçekten Kayseri Spor'un hani 6-3'lük galibiyeti kimseyi kandırmasın yani. Futbol denen hiçbir şey yok. Ha, mücadele olabiliyor, mutlaka olması gerekiyordu. Bu maçta olmayacak da hangi maçta olacak diye düşünüyor, evet, insan. Çünkü birçok takıma kök söktüren tabiri caizse Ankara Gücü'yle önceki hafta 1-1 kaldı. Geçtiğimiz hafta Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı. Baktığımız zaman eksik kalmamış olması, belki kırmızı kart olmasa belki şu an Kayseri Spor'la da zor zoruna belki 3 puanı alacak. Bana sorarsanız yani hani Denizli Spor'da 3 tane adam sayın deseniz, işte bir ilk sıraya Sagal'ı koyarsınız, ikinci sıraya Rodeaga'yı, üçüncü sıraya da bugün kırmızı kart koyan Murawski'yi koyarsınız. Bana sorarsanız Denizli Spor'un direncini sağlayan en önemli adam 40. dakikada kırmızı kart gören Murawski. Tabii ki. Çok önemliydi yani. Çok önemli bir oyuncusu. 40. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalınca haliyle oyundan düştü Denizli Spor. Ha, düştü derken maç bir ara 5-2 iken, evet, iki tane Doğan'ın çıkardığı top var. Birini Doğan çıkardı çok şık bir şekilde. Biri ayağına çarptı. Şans, evet. Biri ayağına çarptı ve çıktı. O iki gol üst üste gol, pozisyon gol olsaydı maç 5-4'e gelip çok kritik dakikalara girecektik. Son 5 dakikaya 5-4 girsek durumun ne olacağını kimse garanti edemez. Son dakikalarda eski gerçekten takımına öyle karşı bir böyle bir galibiyet beklenir miydi Erhan hocam ya? Ya şuradan bekleyebiliriz. Takımı iyi tanıyordu sonuçta. Yani çalıştığı bir takım, evet, Yalçın Koşukova. Oyuncuları iyi biliyor. Neler yapabileceklerini iyi biliyor. Tüm bunları üste koyduğumuz zaman bekleyebilirdik Yalçın Koşukova'dan. Yalçın hocanın bugün takdir ettiğim konuşu, hani takım gol at Tınca hiç sevinmedi. Evet. Eski takımı olduğu için kulübeden çıkmadı. Evet. Yakışan o. Yani
Başka bir teknik adam mesela Hamza Hamzoğlu başka takıma gittiği zaman Kayseri Spor'la aynı sezon içerisinde karşılaştığı zaman sevinebilir mi? Sanmıyorum. Yalçın Koçukavak da demek ki oradan fazla sorumlu ayrılmamış gibi geldi bana. En azından camiaya saygısını gösterdi. Gol sonrasında sevinmedi. Yani sporun içerisinde olan şeyler özellikle ama profesyonellikte. Ama teknik adamın kenarda durduğu zaman yapmış olduğu hamleler sonrası, atılan goller sonrası mutlaka kendini göstermesi lazım. Evet. Futbolcularını ateşlemesi lazım. Bir gol yerine ikinci golü bulması lazım. Üçüncü golü bulması lazım. Yani eski takımına karşı elbette ki her teknik direktör futbol bu. Başka kulüplere gittiği zaman, başka takımlara karşı oynadığı zaman gol sevincini yaşayabilirdi, yaşamayabilirdi. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bizim taktik konumuz verirken, en önemli haftalardan biri olan Denizlispor maçını kazanmasıydı. Çünkü şansı da vardı. Hani Denizlispor'un ligdeki durumunu göz önünde bulunduracak olursak, Kayserispor adına gerçekten bir şanstı. Hem de futbolcuların işte dediğim gibi beyinlerinde, kafalarında artık ligde kalma umutları tükendiği için Kayserispor rahat oynadı. Futbol oynamadı ama rahattı sahada. Galibiyet de ister istemez tabii ki kaçınılmaz oldu. Çok önemli bir galibiyetti. Evet. Bu galibiyeti pazartesi günü de Malatya Spor maçı aslında Kayserispor için bir başlangıç olması gerekiyor. Yani bu maçın önemini Malatya'da alacağı mutlaka galibiyet perçinleyecektir. Ki ligde kalma umudunu işte Malatya'da başlatacaktır. Şu an için Denizli maçını fazla konuşmaktan ziyade Malatya Spor'un inanın o maçta alınacak sonuç Kayseri Spor'un kalan haftalarda, 3 haftada kalan 3 haftadaki kaderini tayin edecek. Ya kalacak ya maalesef düşecek. Aslında kaybettiği puanları işte o zaman dizini döverek ah tüh yapacak yani. Evet, bir nevi seriye bağlama gibi bir zorunluluğu var bu galibiyet serisinin. Yani mutlaka var. Çünkü kredisini bitirdi. Kredisini tüketti. Kadir Has Stadı'nda alması gereken maçları hem kaybetti hem puan kaybı yaşadı. Yani artık kaybetme lüksünü bıraktık. 38 hafta geride kaldı bugün itibariyle. 38 puana ulaştı. Kritik haftalardayız. Yani şöyle 44 puanı kesinlikle bulması gerekiyor ki daha yani matematiksel olarak biz böyle hesaplıyoruz. En az 44 puanı alması gerekiyor ki ligde ben varım diyecek. Ama Malatya'ya gider, Malatya'dan bulası bir kaza ile dönerse ki ondan sonraki hafta Gaziantep maçı var. Bu da gerçekten kritik bir maç. Yani tüm maçları biz bu zamana kadar tüm maçlara final niteliğinde dedik. Alt sıralarda olmasına rağmen. Ama baktığımız zaman şimdi bu galibiyetle birlikte asıl bundan sonraki tüm maçlar final niteliği taşıyor. Yeni bir defter açtı diyebiliriz. Yani örneğin şimdi bu maçta evet Denizlispor'a karşı 6-3'lük bir galibiyeti var. Bu bir sonraki Malatya maçında Allah korusun bir mağlubiyet alması bu galibiyeti direkt gölge düşürecek. Tabii. Gibi bir şey olacak. Şimdi biz ligin son sırasındaki takımı yendik. Herkes bunu bilsin. Ligin son sırasında ve artık düşmüş olan bir takımı yendik. Ve 3 puanı aldık. Ama o 3 puanın anlam kazanması için yanına mutlaka puanlar eklememiz Erhan lazım. Erhan Hocam bir de o şöyle 3 puan sadece hiçbir işe yaramayacak. Bir de şöyle bir gerçek var. Kabul etmek gerekirse Denizli maçına çıkmadan önce yani dışarıdan konuşulan dış sesler tarafından evet ligin son sırasında düşmüş bir takımdan aldık biz bu 3 puanı. Ama baktığımız zaman Denizli karşısında bile galibiyet beklemiyorlardı Kayserispor'dan. Bir de böyle bir gerçek var. Ya o da bizim ayıbımız diyelim. Yani Kayserispor'dan eğer Denizlispor maçında 3 puan beklemeyen bir kitle varsa bu da Kayserispor'un bir ayıbı. Neden? Ya geçtiğimiz maçlarda ne yaptı ki Denizlispor? Tabii ya, futbol olarak gerçekten bekleneni veremedik geçtiğimiz haftalarda. Şimdi Yalçın Koçukavak geldi. Farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Kadroda bir revizyon yaptı. Her hoca bunu yapar. Şimdi her hoca geldiğinde mesela Hamza Hamzoğlu ne yaptı? Tuttu dışarıdan Muğdat aldı, evet. Getirdi kadroya koydu. Bugün Muğdat neredeydi? Yoktu. Yoktu. Uğur Kulaksız Hoca ne yapmıştı o ilk kazandığı dönemlerde? Avramovski'nin lisansı dondurulmuştu. Avramovski'nin lisansını aktifleştirdi. Kadroya koydu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk maçı Denizli'de oynadı Avramovski. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve takım o maçı kazandı. Evet. Yani her hoca bir değişiklik yapmak ister. Oyun formatında kafasında bir şey vardır.
oyun formatını ona göre şekillendirmek için kadroda değişiklikler yapar. Bugün de bunu gördük. Yani Sabovic oynadı. Muğdat kesikti. Yani İlhan, Ali Bek dururken İlhan'la başladık. İlhan iki gol attı, o ayrı bir mevzu ama kime sorarsanız sorun bu takımın forveti kim diye Ali Bek der. Ben evet. Şu anda bana sor, ben İlhan derim. Bu saatten sonra. Evet, yani bu saatten, yani ya bu saatten sonra dersin çünkü geçmiş gol ama evet, demiyordu. Atmış evet, olduğu gol. Kritik gollerle belki de takımı bu hale evet. İlhan getirdi yani, ateşledi. Evet. Ali Bek'in yapmış olduğu tamam iyi bir futbolcu olabilir ama bir verim sağlayamadı. İstenilen performansı yok. Hani bu saatten sonra da olacağını zannetmiyorum. Çünkü artık bitmek üzere olan bir ligde Ali Bek'te biz ne bekleyebiliriz yani? Belki gelecek gol, sezon için. Gol ve gollerin ısrarla istendiği Kayserispor'da olmazsa olmazlardan biri gol yollarındaki sıkıntımız Ali Bek'le çözülmedi. Çözülmüyor da. Bu artık İlhan geçici de olsa bir forvet kimliğine büründü ve iyi de oldu. Evet. Ben teknik direktör olsam bugün İlhan'ı yine aynı şekilde ilk 11'de forvet olarak sahaya sürerim yani. Evet. O zaman kadroyla devam mücadele edelim. Ediyor ve takımı ateşleyebiliyor. Erhan Hocam kadroyla devam edelim istersen. Sayın Koşu Kavak, kadro seçimi nasıldı sana göre? Biraz daha sezon başına dönmüş gibi gördüm Yalçın Hoca'yı. Muhar'ı Hamza Hoca geldiği günden beri hiç düşünmedi, oynatmadı. Tekrar Muhar kadroya döndü. Sabovic ilk kez forma giydi, bunu gördük. Muğdat kurtarıcımız, Hamza Hoca'nın prensi, Kayserispor'un kurtarıcısı olarak gördüğümüz Muğdat kulübeye gitti. Beni şaşırtan olay şu oldu. Ben Yalçın Koçukova Ankara'da Lung'u düşünmesini yani ben de arzulamıştım ama Lung 18'de daha iyi yoktu. Hafif bir sakatlığı olduğu söyleniyor ama ben sezonu kapattı ben bu, diyebilir miyiz? Hayır ben bu hani, saatten sonra olsa şöyle da olur, olmasa da olur Erhan'cığım. Yani ben şuna şöyle söyleyeyim. Lung'un ben oynayamayacak kadar sakat olduğunu da düşünmüyorum. Bu kadroya girememesinden dolayı acaba naz mı yaptı, niyaz mı yaptı onu da sorgulamak lazım. Doğan bugün yine hani dediğim o iki pozisyon var. İyi çıkardı. Ama hatalı goller yiyor. Son 4 haftada neler yapar? Bu stresi yönetebilir ama bak, mi? Bu stresi kaldırabilir mi? Erhancığım, düşünmek lazım. 3 tane gol yiyen bir kalecimiz var yani. Burada büyük bir sıkıntı var. Hani önümüzdeki maçlarda eğer Doğan aynı şekilde gol yemeye, hatalı goller yemeye devam ederse iş daha da kötüye gidebilir. Lung'u işte o zaman arayabiliriz. Peki tamam. Bu kadar aradan sonra Lung'un tekrar kaleye geçmesi Doğan'dan daha tehlikeli bir görüntü çıkartmaz mı? Artık bugün eğer ilk 18'e kadroya dahi giremiyorsa mutlaka büyük bir sıkıntısı vardır. Artık Lung'un da sanırım bu sezon kapattığını tahmin edebiliyoruz. Yani en kritik maçlarda görev verilmiyorsa, görev almıyorsa mutlaka bunun da bir nedeni yani olsa Yusuf'un gerek. Yusuf'un da dediği gibi bu saatten sonra kaleye geçmesi de risk. Tabii ki. Ya çünkü uzun süre sahalardan uzak kaldı. O motivasyonu sağlayabilecek evet. mi? Yani bizim şu saatten sonra Denizli Spor maçında ben Lung'u neden düşünmesini isterdim? Galibiyete yakın olduğumuz bir karşılaşma. Hazırlık maçı yani tarzı. Biraz daha hazırlık onun lige ısınma maçı evet. olabilirdi. Şimdi Malatya Spor maçında Lung'un kaleye geçmesi daha büyük riskleri yanında getirir. Evet Doğan bizim evladımız. Kayseri'nin bir değeri çok daha iyi olacak. Kayseri'yi çok daha iyi yerlerde temsil edecek. Ama bizim bu sezon ligde kalmaya ihtiyacımız var. Hani değil Doğan, Emre, Nurettin hepsine ihtiyacımız var ama o çocukların kendilerini gelecek sezonlarda daha fazla gösterebilmeleri için, Süper Lig'de forma giyebilmeleri için öncelikle bizim ligde kalmamız lazım. Evet. Faruk'un da dediği gibi bugün Doğan 3 gol yedi. Ya biz Denizli Spor'a 6 gol attık ama 3 tane gol yedik. Hep orada büyük bir sıkıntı var. Hep bardağın dolu tarafına bakmanın bir anlamı yok. Boşu da göreceksiniz yani ki. Dediler, doğruyu bulabilirsiniz. O zaman defansta da göklere çıkardılar. Tamam gençtir ama tecrübesi olmayan bir kalecidir. Basit hatalardan dolayı takıma zararlar da verebilir. Evet. Ondan dolayı yani şu an Yalçın Hoca'nın gerçekten ciddi anlamda bir şöyle gözden geçirmesi aslında gerekiyor. Aslında şunu da kaleyi. Değerlendirmek lazım Faruk Hocam. Doğan'ın mı hatasından dolayı 3 gol yedik yoksa defanstan kaynaklanan hatalardan yani dolayı hem defanstan hem de tabii ki kaleye de büyük iş düşüyor biliyorsunuz. Ciddi kurtarışlar yaptığı zaman alkışlıyoruz.
yere göğe sığdıramıyoruz. Elbette ki yapacağız yani genç bir kaleci ama bu kadar gözümüzde büyütmeye gerek yok. Bir kalecinin görevi nedir? Defansın hatasını kaleye geldiği zaman affettirmektir. Evet. Ama basit hatalarla gol yediği zaman hem takımı yakar hem de geçmişteki bu kurtarışlarını falan bir anda siler atar. Tehlikeli bir durum. Yani bunu göz önüne bulundurmak gerekiyor. Sonuçta Erhan da dediği gibi kadroda da önemli değişiklikler olmuş. Mudat'ın sen özellikle... nasıl değerlendirirsin Faruk abi kadroyu? Yalçın Koşukavan evet ilk maçıydı. Yani yaşam mücadelesi veren bir takımda olması gereken ne varsa bugün oldu. İşte biz her zaman bunu söylüyoruz yani. Hasta olmuş bir takım, entübe olmuş bir takım, yoğun bakımdaki bir takımı ayağa kaldırmak, ona ilaç olmak gerçekten kolay değildir. Evet. Sen elindeki ilaçları kullanarak bu takımı ayağa kaldırman gerekiyor. Yok, yoksa da hiçbir şey başaramazsın. Bu gelen giden teknik direktörler asla ve asla başarılı ya da başarısız diyemeyiz. Neden? Samet Hoca, Kayserispor'da 9 hafta galibiyet alamadı. Adana Demirspor'da şu an bileği bükülmüyor. Bakın lider durumda. Demek ki teknik direktör yani başarılı ama futbolcularda iş bitiyor. Çıkıp da Samet Hoca ya da Yalçın Hoca kenardan taç atacak değil, kafa vuracak değil, korner kullanacak değil. Değil mi? Ondan dolayı futbolcularda iş bitiyor. Bugünkü oyun düzeninde böyle bir kımıldama gördük ama yeterli mi? Bana göre yetersiz. Çünkü çok kritik maçlar var. Daha çok çalışmaları gerekiyor. Gece gündüz bu işi biz yapacağız, biz bunu başarmamız lazım demeleri gerekiyor ki artık ligdeki kaybetme lüksüne sahip olmayan bir takımdan bahsediyoruz yani. Şimdi Yalçın Hoca'nın şöyle bir ilki de gerçekleştirdi. Sonradan gelen hocalar içerisinde görevine galibiyetle başlayan tek isim. Görevine galibiyetle başlayan bir isim vardı, Bayram Bektaş. Ligin ilk maçında Kasımpaşa'yı mağlup ettik. Kayseri'de ilk maçını kazandı Bayram Bektaş. Ondan sonra sını anlatmaya bile gerek yok. Ardından gelen Samet Hoca ilk maçını kazanamadı. Petrescu, Hamzoğlu hiçbiri kazanamadı. Bir tek Yalçın Koşukavak. Ha, bizim de şansımız şu, bizim hep çıkış maçlarımız Denizli ile başlıyor. Uğur Hoca da Denizli'de bir böyle bir çıkış yakaladı. Denizli'yi mağlup ederek. Şimdi Yalçın Koşukavak evet. Bunu yaptı. Ha, Uğur Hoca ardından bir maç daha kazandı. Ama bakalım Yalçın Hoca kazanabilecek mi? Evet. Şimdi Yalçın Koşukavak orada Sabovic'i denedi. Daniel Avramovski taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biriydi. Bugün iki gol attı. Yani biz de zaman zaman eleştirdik. Neyi eleştirdik? Yaratıcı melekelerin az olduğundan, gol pozisyonuna adamları sokamadığından, kendisinin top sürüp şut atıp tehlike yaratamadığından eleştirdik. Bugün tüm eleştirilere adeta cevap verdi. Şimdi Hamzoğlu Muhar'ı oynatmadı. Bana sorarsanız bugün yine kilit isimlerden biri Muhar'dı. Eğer Muhar, bakın 3 tane isim sayayım. Biz 6 tane gol atmamızdaki en büyük etken. 3 tane yedik ya. Evet. 6 tane atamazsak kazanamıyorduk değil mi? Bana sorarsanız biri Muhar. Bakın. Biri Özgür Yankaya, hakemimiz. Karşılaşmanın hakemi. Biri de Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan. Bu üç isim olmasaydı bizim bugün işimiz biraz zor olabilirdi. Şimdi Murawski'nin gördüğü ikinci sarı karttan önce Aziz Bey için galiba yanlış hatırlamıyorsam Sagal'a yaptığı bir hareket var. Evet. Türkiye'nin neresine bakarsanız bakın sarı karttır o hareket. Faul verir, olay dışarıda, sarı karttır. Olay dönüyor, Murawski ikinci sarı karttan kırmızı karttan atılıyor. Bu da bir şanstır yani. Ya, bırakın da biraz sonra, da bu haftalara ya, şans Kayserispor'dan yana olsun. Bunu söyleyeceğim. Hakemler işte, biraz da Kayserispor'dan yana olsun. İşte bak bunu söyleyeceğim. Bundan sonra her zaman iyi onu söyleyeceksin işte, de bak, yani bundan sonra Kayserisporlu yöneticilerin hakemler hakkında hiç konuşmasın derim. Evet. Net bir şekilde. Bir de Ali Tandoğan olayına gelip Recep Niyaz gibi bir oyuncunuz varsa elinizde bunu da yedek oturtturuyorsanız kusura bakmayın. Yani teknik direktör olarak son dakikalarda giriyor bir de. Yani teknik direktör olarak orada durmayın. Yani Recep Niyaz'da ne alıp veremediğiniz var anlamak mümkün değil. Recep Niyaz oyuna girdikten sonra iki gol attılar 10 kişiyle. Recep Niyaz Kayserispor'da olsa daha farklı olur yani. Kesinlikle. Bakın, o tür futbolcuların son dakikada girmeleri çok ilginç yani. Bir de bizim en büyük eksiğimiz Recep Niyaz tarzında oyuncu. Yani Evet. Böyle takımı ileri taşıyacak, takımı ileride tutacak, ara pası atacak, kendi kaleyi yoklayacak. Her şeyi yapan bir oyuncu sonradan oyunu aldı.
İyi Ali ki Tan sonradan aldı. İşte ne olacak sanki ya? O yüzden İyi, Ali Tanduar'a dua edelim. En iyisini yaptı Erhan'cığım, en iyisini yaptı. Kesinlikle bizim için en iyisini yaptı. Kayserispor baktığımız zaman bizim için mutluluk verici. Keşke hiçbiri sahada geçseydi, oynamasaydı, 3 gol atmasaydı. Evet. Bu da önemli. Ya sen biz bunları söyleyelim ki Yalçın Koçkovak da aynı hatalar yapmasın. 3-3'te biterdi maç. Bunu da düşünmek gerekir yani. Yani onu söylüyorum. Ya. Eğer Recep Niyaz daha erken oyunda olsaydı. Sanki böyle beraberliğe doğru sanki Kayserispor biraz daha oyunu Rolanti'ye bırakmış. Ya Rolanti'ye aldığı gibi hataları da birbirini kovaladı evet. Yani. Yani her iş bitti, golleri attık işte tamam bu maç bizim havasına girildi ama Denizli Spor bırakmadı ya. 3 tane gol attı bu haliyle, ölmüş haliyle, evet. Düşmüş haliyle. Ruhu olmadığı halde Kayserispor'a 3 tane gol atıyorsa... Altını çizerek söylüyorum. Bunda bir iş var. Büyük bir tehlike var diyorum. Hala bizim... Her an her şey olabilir. Yani sen eğer Malatya karşısında bu zihniyetle çıkarsan... Yani hiçbir şey düşünemiyorum evet. Ben. Hemen önemli olan aslında bugün için bizim Kayserispor'un galibiyetiydi. Kesinlikle. Onu da çok güzel bir skorla, net bir skorla aldık. Dilerseniz dün ve bugün oynanan maçlara da bir göz atalım. Atakaş Hatayspor 3, Gençler Birliği 1, Eskablo Kayserispor 6, Yukatel Denizli Spor 3, Karagümrük 2, Antalya Spor 2, Göztepe 1, Trabzonspor 1. Şu sıralar oynanan Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçının devre arası Beşiktaş 1-0 önde kapattı ilk yarıyı ve Galatasaray'da 0-0 kapattı ilk yarıyı. İkinci yarıda birazdan başlamak üzere diğer takımlarda. Bizi ilgilendiren asıl maçlarda yarın başlayacak Erhan Hocam. Erzurum, Medikpol Başakşehir, Sivasspor, Malatyaspor, Ankara Gücü ve Gaziantep Futbol Kulübü. Akşam da Alanyaspor ve Fenerbahçe. Valla bizi ilgilendiren karşılaşmalardan biri dün Gençler Birliği'nin mağlup olması. Hani Atakaş Hatayspor'a bir sürpriz yaparlar mı diye korktuk açıkçası. Son haftalarda o Özcan Bizahati'nin gelmesiyle birlikte bir yükselişleri vardı. Allah'tan Atakaş Hatayspor oraya bir set çekti. Gençler Birliği bugün de dün de kazanmış olsaydı bizim açımızdan işler hiç iyi olmayacaktı. Bir o karşılaşma, bir de yarın Erzurumspor Başakşehir karşılaşması senin de dediğin gibi bizim açımızdan son derece önemli. Hani 3 sonucu da düşünmemiz gerekiyor. Hani Erzurum kazansa nasıl olur? Başakşehir kazansa nasıl olur? Beraber bitse daha iyi olur bence. İkisi de birer puan alsa nasıl olur? Yani en iyisi burada mantıklısı şimdi, iki takımın da berabere bitirmesi. Hani Başakşehir'le maçımızın olması Başakşehir yenilse puanını 40'a çıkarmaz lazım. 40 yapıyor. Erzurum yenilse aynı 40 yapıyor ve Kayserispor yine o tehlikeli bölgenin içerisinde kendine yer buluyor. Bundan dolayı gönlümüz ister ki Başakşehir ve Erzurum maçında iki takım da kazanamasın. Evet, beraber bitirin. Yani. Ama işte hani bizim Başakşehir'le maçımızın olmasından dolayı orada biraz daha ince düşünmek lazım. İşte Başakşehir'le oynayacağımız, deplasmanda oynayacağımız maçı hani biz orada kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Kaybedebilir miyiz? Normal bir sonuç olur kaybetmekte. Hani Erzurum'da maçımız yok. Erzurum puan kaybetse en azından biz Başakşehir'in aldığı puanı bu hafta onları orada yenerek telafi edebilir miyiz? Bunların hepsi ayrı ayrı ligin son haftasında konuşulması gereken konular ya. Yine evet. Yani önemli karşılaşmalardan biri Ankara Gücü var. Yani rakiplerimiz ne kadar kaybederse hem baraj o kadar düşecek hem bizim kazanmamız gereken maç sayısı aşağı inecek. Artık öyle bir duruma geldi ki sadece bizim oynadığımız maçlarda aldığımız sonuçlar bakmak yetmiyor. İlla ki rakiplerimize takip edeceğiz. Özellikle Gençler Birliği, Ankara Gücü, Başakşehir ve Malatya. Şimdi haftaya Malatya ile oynayacağız. Malatya'da hani o hattın dışına çıktığımız zaman. Malatya'da 40 puanı var, evet. Yani biz kazandığımız zaman Malatya'nın üzerine çıkıyoruz. Bu sefer Malatya o korkuyu daha yakından hissedecek. Kasımpaşa'nın bu hafta bay geçmesi bu da bir şanstır. Tabii. Daha Erzurum'un bir maçı eksik. Yani rakiplerin hemen hemen neredeyse birbirleriyle mücadele edecek olması da Kayserispor'un bu hafta kazanmasına bence de... Aslında o zaman şöyle diyebilir miyiz Faruk abi? Şans bizden yana, aslında kartlar da bizden yana. İyi değerlendirebilirsek çok rahat bir şekilde ligde kalabiliriz diyebilir miyiz? Ya şu an itibariyle ligde kalabiliriz tabii ama yani senin dediğin gibi ipler bizim elimizde olduğu sürece bu nasıl olacak? Bizim kazanmamız lazım.
biz kazandığımız zaman mutlaka rakiplerimiz kaybedecek. Yani, yani rakipler de öyle düşünüyor ama Erhan'cığım. İşte kazanmamız yani, lazım diyor. Yani burada işte iplerimizin elimizde olması için puan, kazanmaktan başka çaremiz yok. Puan vereyim demiyor yani. Burada Gençler Birliği can çekişiyor. Erzurumspor keza öyle, Başakşehir öyle, Kasımpaşa öyle. Yani hiçbir takımın kaybetme lüksü yok. Yani şu durumda i̇şte gemisini olan kurtaran kaptan misali. Yani şimdi şuradan herkes 3 puan hesabı yapıyor Kayserispor haricinde. Artık herkesin elinde bir hesap makinesi. Herkes haftanın değerlendirmesini yapıyor. Biz Malatya, bugün Malatya medyasına bakacak olursanız Malatya diyor ki Kayserispor'u biz yeneriz. Evet. Yani Başakşehir'e bakıyorsunuz, biz Kayserispor'u yeneriz. O düşüncelere de geldiği zaman işin boyutu gerçekten çok farklı. Ya bizim medyamıza yani, bakarsanız kazanmak biz Malatya'yı yeneriz. Kazanmak isteyen her takım bunu düşünüyor. Elbette ki. Kim düşmek ister? Medyası güçlü olan kazansın. Hem futbolcusu güçlü olacak. Yani hem yönetimi güçlü olacak. Bakın futbolcusu ayakları yere basacak. Artık işin ciddiyetini anlamaları gerekiyor. Yani o kelimeyi almak istemiyorum. Her zaman söylüyorum bence ama. De al, bence de alma. Olası hocam. Olumsuz bir durumda Kayserispor'u yine bu ekranlarda konuşacağımız zaman söyleyeceğiz ama dilimiz varmıyor. Evet. O zaman kaybetmeyecek. O zaman ne yapacak? Fırsatları değerlendirecek. Evet. Hakemmiş, kırmızı kartmış, sarı kartmış, yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Bir kenara koyun. Çıkacaksın, aslanlar gibi mücadeleni vereceksin. Oynayacaksın. Çünkü bu duruma biz getirmedik. Evet. Bu duruma futbolcular getirdi. Bu kritik haftaların girmesinin nedeni futbolculardır. Bir bakıma yönetimdir yapılan transferlerden dolayı. Bir bakıma teknik direktörlerin birbiri ardına gidip gelmeleridir. Ya şöyle bir bakıyorsunuz. Kaç teknik direktör geldi? 5. 5. teknik direktörle Kayserispor devam ediyor. Daha sezonun bitmesine 4 hafta var. Evet. Bu teknik direktörlerin gelip gönderilmesinin bir maliyetini düşünebiliyor musunuz? Hadi o boyutuna bakalım. Deniz maçını çok şükür kazandık, ettik. Evet. 3 puan aldık. 6 gol atıldı. Bir şey oldu. Hanemize yazıldı. Elbette. Güzel bir galibiyet. Ama şöyle düşünecek olursanız kolay gelinmiyor buralara. Hangi takım 5. teknik direktörle 38. haftaya geldi? Sadece Kayserispor. Rekor. Hem az gol atan bir takım, hem 5 tane teknik direktör getiren bir takım. Her birine bakın en az 300 bin euro veriliyor. Getirilmesine, gönderilmesine. Burada kalmaz 300 bin euroya mal oluyor. Topladığın zaman 1,5 milyon euro. Bu paralar nerede, nasıl borç oluyor diye kimse kimseye sormasın. Açık açık ortada. Paralar çöpe gidiyor. Yapılamayan transferlerden dolayı sıkıntılara giriliyor. Teknik direktörler seçimi nedeniyle, yanlış seçimi nedeniyle işte bu halt buralara kadar geliyor. Ya baştan söyleyeyim. Gömleğinin düğmesini yukarıdan yanlış iliklediğin zaman aşağı doğru hep yanlış gider. Evet. Bugün o noktadayız işte. Kurtulma reçetemiz var. Elbette var. Eğer sen çıkıp bugünkü gibi futbol adına olmasın ama o skordaki adına o galibiyeti aldıktan sonra işte biz ferahlıyoruz. Biz seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar işte Kayserispor bu. Oynamasa da evet, gürlemese de böyle yağmasa da gürlesin ve galibiyetini almasını hak ediyordur deriz yani. Ama bu da olmadığı zaman Kadir Has Stadı'nda elinden geçen fırsatlar vardı. 10 kişi kalmış takımları yenemiyordu şu ana kadar. Ankara Gücü, Erzurumspor gibi takımlar da 10 kişi mücadele ettin ama yenemedin. Evet. Bugün Denizlispor kümede büyük bir ihtimalle matematiksel olarak devam etse de şansları ama maalesef mucizeler gerekiyor ki ligde kalsınlar. O takıma karşı sen mücadele ettin ve kazandın. Fazla büyütmemek gerekiyor. Önemli olan dediğim gibi altını çizerek söylüyorum Malatya Spor maçıdır. Evet. Bizim düğün maçımız. Yani şimdi bir finalden daha ötesidir. Bugüne kadar gelen teknik direktörleri böyle alt alta yazdığımız zaman şey futbolcu kadrosu gibi oluyor. Yani şöyle yazın dışarıdan birisine gösterirsiniz. Ya buna 5 kişi daha yazsan 11 olur. Hadi halı sahaya gidelim. Ya çok iyi halı saha takım olur yani. Biz bazı takımlar bu sezon bizim getirdiğimiz hoca kadar transfer yapmadı ya. Evet. Biz bırakın transferi o kadar hocayla çalıştık. Ve düşük limit, en düşük limit de bizdeydi. Ya bak hocalara kabahat bulmuyoruz ama. Tabii canım. Hocalarda kabahat yok. Yönetimin yapmış olduğu transferlerden kaynaklanıyor. Hoca ne yapsın ya? Elindeki malzeme bu. Sen ne yapabilirsin elinde malzeme olmadığı zaman?
Bunu bu şekilde idare edeceksin. Bak biraz önce örnek verdim, örnek gösterdim Samet Hoca'yı. Burada 9 hafta galibiyeti olmayan hoca gitti Adana Demirspor'da takımı lider yaptı, bileği bükülmüyor. Evet. Demek ki oyuncuda kaynaklanıyor. Almış olduğunuz oyuncular maalesef çürük. Yani lige yakışmayan oyuncular. Hangi otogardan alıp geldiyseniz, belki de Esenler'e de gitseydiniz, orada da çok futbolcu vardı yani. Yani onu öyle düşünmek gerekiyor. Ondan dolayı gerçekten yani şimdi, bizim içimiz acıyor ya. Esenler Erok Spor. Bizim içimiz acıyor, sızlıyor yani. Üzülüyoruz. Bugün mutluyuz. Her zaman mutlu olmak istiyoruz. Evet. Ağlayarak, ağlayarak maç alınmaz. Evet. Sızlanarak maç alınmaz. Maç sahada alınır. Evet. Mücadele ederek alınır. Bir de bizim beğenmediğimiz hocaların piyasası var. Bayram Bektaş bizi bıraktı. Milli takıma gitti. Evet. Tüm Şenol Güneş'in yanında. Samet Hoca Adana Demirspor'a gitti. İşte Dan Petrescu çalışmak istemedi. Bize gelenlerin kısmeti açılıyor ya, o zaman. Kısmeti açılıyor. Niye bizim sonra... kısmetimiz kapanıyor peki Erhan Hocam ya? Bizim yönetimden kaynaklanıyor. Bizim baştan beri söylediğimiz. Yönetimin yapmış olduğu hatalardan kaynaklanıyor. Aslına bakarsan yani en başta Bayram Bektaş'ın hatası. Yani yanlış bir kadro tercihi, yanlış oyuncu transferleri. Ya, 23 tane yabancı transfer alıyorsunuz. Hangisinden ne kadar faydalandınız? Bir düşünün bakalım ya. Ne kadar... faydası oldu bu kadar oyuncunun bize. Daha yani dışarıda yabancı oyuncularımız var bizim ya. İşte hani lisansı dondurulan oyuncular var. Bu kadar oyuncunun... Kanganından mı lisansı dondu? Tabii. Tabii canım. Tabii. Kadro dışı. Bu oysa iskeleti... ki ne umutlarla getirmiştik biz onu. Hatta... Hangi futbolcuyu umutlarla getirmedik? İlk yarı Kanga'ydı umudumuz. İkinci yarı evet. Lucasen'di. Hatta Kanga'nın ben şöyle bir duyum aldım. Kanga'yı getirip birkaç sezon oynatıp çok yüksek miktarlara satmak. Duyum değil bu, gerçekti. Evet. Bu bir gerçekti. Herkesin dilinden diline dolanan bir cümleydi yani. Vallahi neymiş bu... işte Kanga gençmiş, geleceği parlakmış, şöyleymiş, böyleymiş. Bunu bu kadar aldık, şu kadar satacağız hesabı. Ya sen aldığın oyuncunun farkında mısın? Oyuncu mu bu ya? Lisansının olduğundan şüpheliyim ya. Bir futbolcu olduğundan şüpheliyim arkadaş ya. Geçen gün aynı haberi birlikte okumuştuk. Akhisar Spor'un. Akhisar Spor'un. Gerçekten Kayseri Spor'da da belki de diyorum öyle bir hatadan hata da olabilir. Kanga'nın lisansı varmış. Paris ama, Paris Saint-Germain altyapısından yetişmiş ya. Biraz fazla da harcamayın adamı ya. Adam. Peki getirdi. Ya bu paralar nereden geliyordu? Nereye verildi? Ama Erhan Hocam Faruk abi ile bir haberden geliyorduk biz. Haber dönüşü denk geldi o şey bize. Haber bize. Akhisar Spor'un almış oldukları, transfer etmiş oldukları daha doğrusu futbolcunun gerçekte futbolcu olmadığı ortaya çıktığı haberi. Yani insan dönüp geriye baktığı zaman oynanan futbol, verilen para, sahada görülmeyen bir performans insanın ister ya mutlaka yoktur tabii ki böyle ya bir şey. Şimdi, ama insanın aklında ister istemez bir soru işareti olmuş. Şimdi ismi aklında kalmadı ama bir 15 yıl hiç futbol oynamadan profesyonel futbolculuk yapan bir insan var. Yani her sezon başında Arjantin'de galiba ben sakatlandım diyormuş. Sakatlanıyor. Sözleşmeyi yapıyor, sakatlanıyor. Böyle böyle o takımdan da başka takımlara transfer yapıyor sakat haliyle. 15 sezon profesyonel futbolculuk yapıyor. Bizde de bunun benzerleri var. Yani bunun şeyi yok. Şimdi sadece bak, lisansı Lucas olan oyuncular var. Aslında oyuncu demeye şahit isteriz. Aslında lisans da çıkıyor. Zor bir şey değil lisans çıkarmak. Tabii canım bir şey değil. Ama biz Faruk'un da dediği gibi yanlışı gömleğin en üst düğmesini ilk derken yaptık. Bunda da Bayram Bektaş'ın vebali vardır. Net söyleyelim. Bülent Bölükbaşı'nın vebali vardır. Gökhan Ünal'ın vebali vardır. Net söyleyelim. Sezon ortasına kadar bekleneni veremeyen Bayram Bektaş, Bülent Bölükbaşı, Gökhan Ünal üçlüsünün yaptırdığı transferlerle devre arasına geldiğimiz zaman durum iş açıcı değildi. Yönetimde biraz da ama ne oluyoruz, düşüyoruz mu telaşıyla ikinci hatayı yaptı. Onu alalım, bunu alalım, şunu alalım, hemen alalım, hemen alalım. Aldık. Aldıklarımızın hepsi fos. Evet. Bir tek bana sorarsanız işlerinden ilk devre arasında aldıklarımızdan. Muhar'ı bir kenara koyun. Öyle çok büyük verim aldığımız hiçbir oyuncumuz yok. Yani bunlar Kayserispor açısından büyük handikap. Evet. Faruk Hocam kısaca ilk bölümü değerlendirecek olursak biraz sonra reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde çünkü daha konuşacağımız birçok konu var. Özellikle pazar günü yapılan bu teknik direktörlerdeki birinin gitmesi, diğerinin açıklanması. Bunları da değerlendireceğiz geniş geniş. İlk bölümü toparlayacak olacak olursak neler söylemek istersin? Evet. Ölüm kalım maçıydı Kayserispor'un Denizlispor maçında. Hiç aklıma aksi bir skor gelmedi inanın. Bu maçtan mutlaka galibiyet alacağını, galibiyet geleceğini biliyordum. Öyle de oldu.
Önemli olan dediğim gibi burada hem moral oldu futbolculara, hem yönetim moral buldu. Kendilerine geldiler, kımıldadılar. Yani hastalıktan yavaş yavaş kurtulma çabası gösterdiler. Bu da iyiye işarettir. Bunun devam etmesi gerekiyor. Ayaklarının yere basması gerekir ki bu sayfaları, temiz sayfaları bir daha açalım, bir daha açalım. Ve sonuçta en son maça geldiğimiz zaman biz Kayserispor'u yine önümüzdeki sezon Süper Lig'de görelim. Böyle düşünülmesi gerekiyor. Evet. Erken öten horozun başını keserler derler ya. Şu an için her şey çok erken. Bakmayın siz 38 hafta geride kaldı. Son 4 hafta için çırpınışlar daha da farklı olacak. Tüm takımlar için geçerli. Kimse yani demesin ki biz iyi futbol oynuyoruz, biz önümüze geleni yeneriz, asarız, keseriz diye düşüncelere sahip olmasın. Tehlike çanları hala Kayserispor'un kapısında. Evet. Erhan Hocam. Evet Faruk, kısaca özetledi zaten. Yani kesinlikle Kayserispor bugün çok önemli bir işe imza attı. Yani skor önemli değil, atılan gol sayısı önemli değil. Sonuçta 8 hafta sonra kazandık. Bir anlamda hayata tutunduk. Yani biz bu hayatı yaşamaya devam edeceğiz. Süper Lig'de kalmaya devam edeceğiz dedik. Ama bu iş burada bitmiyor. Bunun bir seriye bağlanması lazım. Bu 3 puanın, bu atılan 6 golün anlam kazanması için yanına bir 2 galibiyet daha eklememiz lazım. Şimdi bu Denizli Spor galibiyeti bir lokomotif olsun. Arkasına 2 vagon daha ekleyelim. Yolumuza rahatça bu devam Katar edelim. Bu Katar Lig'de kalsın. Evet inşallah. O zaman şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra çünkü geri döndüğümüzde konuşacağımız enine boyuna birçok konu var. Onları da inşallah değerlendirmiş olalım. Efendim şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra biz Sporkolik programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümde bugün Kayserispor'un Denizli Spor karşısında almış olduğu net skoru 6-3'lük galibiyeti değerlendirdik. Yalçın Koşukavak'ta Kayserispor ilk maçına çıktı. Bunu değerlendirdik. Kadroyu değerlendirdik. Efendim ikinci bölümde de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hamza Hamzoğlu'nun gönderilmesi ve aynı saatler içerisinde Yalçın Koşukavak'ın açıklanması Kayserispor cephesinden. Bunları değerlendireceğiz ikinci bölümümüzde. Efendim şimdi kısa bir reklam veriyoruz. Reklamların hemen ardından biz Sporkolik programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından Sporkolik programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim şimdi ilk bölümü değerlendirdik. İkinci bölümde de bahsettiğimiz üzere geçtiğimiz pazar günü sıcak saatler yaşandı. Özellikle Kayserispor cephesinden sıcak saatler yaşandı. Hamza Hamzoğlu'yla iki taraflı sözleşmenin feshedilmesi ve aynı saatler içerisinde de Yalçın Koşukavak'la birlikte anlaşma sağlandı ve ertesi güne Kayseri'ye geleceği açıklandı. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Bu Kayserispor açısından ne derece doğru oldu veya ne derece yanlış oldu? Değerli yorumcularımla birlikte bunları değerlendireceğiz. Hemen Erhan Hocam'la başlamak istiyorum. Erhan Hocam, bahsettiğimiz gibi ligin bitmesine baktığımız zaman aslında 4 hafta var. 4 hafta kala böyle bir kararın alınması Kayserispor cephesinden sizce olumlu bir karar mı oldu? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu Yalçın Koşukavak sevdasını anlamış değiliz. Bu sezon bir türlü Yalçın Koşukavak bu takımın üzerinden elini çekmedi. Bu net ve açık. Sonra da nihayet resmi olarak geldi. Elini çekmedi derken yani geçmiş, yardımcıları vardı. Yani, yardımcıları haftalardır. Geçmiş programlarda bunları söyledik. Paralel bir hap çekildi. Uğur Hoca baştayken teknik taktik konularının Yalçın Koşukava danışıldığını, bunların yanlış olduğunu söyledik geçmiş programlarda. Bu yüzden diyorum Yalçın Koşukavak sevdasını anlamak mümkün değil diye. Peki şimdi, neden Hamza Hamzoğlu'nun getirildi? Yani anlam veremiyorum. Orada bir yönetim strateji hatası yaptı. Yalçın Koşukavak'ın yardımcıları Kayserispor'da haftalardır görev yapıyor. Yani akıl almıyor. Hamza Hamzoğlu'nu getirip kurtarıcı olarak buraya görev verip ama hiçbir şekilde faydalanamadığını haftalar öncesinden zaten belli olmasına rağmen şu kritik haftalarda değiştirilmesine de ben bir anlam veremiyorum. Yani. Demek ki para çok. Yani getirmesi, götürmesi dediğim gibi bunlar maliyetli işlerdir. Yani. Tabii ki. Hiçbiri almazsa en az bunu vurgulamak istiyorum. En az 300 bin euroya geliyor gidiyor gönderiyorsunuz. Toplama totaline geldiğiniz zaman rakamı da verdim. 1,5 milyon euroyu aşıyor. Ya bu dile kolaydır ya.
Ama sonuca baktığınız zaman var mı bir başarı? Hayır. Yok. Sonuç siz kimi getirirseniz getirin. Mourinho'yu getirin. Başka bir teknik direktörü getirin. Fatih Terim'i getirin isterseniz. Şenol Güneş'i getirin. Olacağı zaten budur. Bunun üstüne çıkacak bir kapasiteye sahip değildir. İşte Yalçın Koçkova o dönem niye getirmedik dedi Yusuf. Çünkü orada yönetim bir strateji hatası yaptı. Fazla dillendirdi. Daha Uğur Hoca görevdeyken, Uğur Hoca takımın başındayken Yalçın Koçkova sesleri arşa çıktı. Durum böyle olunca camiada bu duruma tepki gösterdi. Ya sizin çalışan bir hocanız var. Uğur kulaksın. Saklanacak, gizlenecek bir ortamda bir şey yok evet. Ya. Burada kulübün takımın başarısı konuşuluyor ya yani. Tamam, takımın başarısı ama yani, bazı şeylerin de oluru var. Şimdi bazı şeylerin oluru var. Hocanızla yolları ayırırsınız. Gidersiniz, kimi getirseniz getirirsiniz. Onda hiçbir beyiz yok. Ama çalışan bir hocanız varken ki ben son olaylarda Hamza Hamzaoğlu bu takımda çalışırken Yalçın Koçkova hazır oldu. Yalçın Hoca dendiğini de düşünüyorum. Bu kadar çabuk olmaz bir iş. Son maçtan sonra mı? Yani. Yalçın veya son iki maçta. Hamzaoğlu son maça çıkmadan önce Yalçın Hoca hazır ol. Hamza Hoca bu hafta da kazanamazsa sen geliyorsun gibi bir mesaj duydum falan demiyorum. Öyle bir şey olduğunu olmuştur. Düşünüyorum. Çünkü Hamzaoğlu görev bıraktı. Hemen ardından Yalçın Koçkova. Evet. Ya bu ne hız? Bu ne acele? Tamam hani belirli bir sürede acele etmeniz lazım. Son 5 hafta. Hiç mi uyumadınız? Ya hiç mi uyumadınız arkadaş? Bu nasıl bir iş? Dediğim gibi Hamzaoğlu son belki de son 2 maça çıkarken bile Yalçın Hoca ile görüşülüyordu. Ki dedik ya Yalçın Hoca yani bu takımdan bir türlü elini çekmedi. Ya, ya burası hangi Patagonya mı arkadaş ya? Ya söz konusu Kayserispor'un başarısıysa eğer yani bir şeyler kaş yapayım derken göz çıkarayım olayı oluyor galiba. Ya kesinlikle. Bundan dolayı. Aynı şey bak Uğur Hoca'da da oldu. Camia bunu tepki gösterdiği için yönetim geri adım atmak zorunda kaldı. İlk Yalçın Koçkova ismi söz konusu olduğunda. Uğur Hoca çalışıyor, galibiyetler alıyor. Hatay ben Hatay maçı öncesinde söyledim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum programda. Eminim dedim yönetim şu anda Uğur Hoca'nın Hatay Spor maçını kaybetmesini istiyor. Evet. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Maçtan önce çünkü hocayı göndermek için fırsat arıyordu. Evet. Uğur Hoca da Hatay maçını kazanınca bir hafta daha süre almış oldu. Ardından iki hafta üst üste maç kaybedince beklenen fırsat geldi ki ben o ikinci mağlubiyetten sonra bir tweet attım dedim ki herkesin gözü aydın. Herkes gördüğündekini yaşayabilir. Uğur Hoca yine kaybetti dedim. Yarım saat geçmeden hoca ismi açıklandı. Yani bu işler böyle olmamalı. Yedekli çalışmanın bir anlamı yok. Çalıştırdığınız adamlara saygısızlık yapmanın bir anlamı yok. Ki bu saygısızlıktır bana sorarsanız hocaya. Hocaya güvenmiyorsanız baştan getirmeyeceksiniz. İki maç kaybettiği zaman ama şu iki maç daha kaybetse de bu adamı göndersek demeyeceksiniz ya. Ki o adam hala takımın başında sahaya çıkarken başka hocayla da konuşmayacaksınız. Bir kendinize güveneceksiniz. Bir karşınızdakine saygı duyacaksınız. Ben ya mesela Yalçın Hoca'nın ilk bölümde dedim ya takdir ettim. Eski takımına atılan golleri evet. Teknik taktik verirken tamam çok güzel yırtındı şey yaptı hani oyuncuları gaza getirmek için şey yaptı. Gol olunca girdi kulübeye oturdu böyle bekledi. Gol sevincinin bitmesini takdir ettim. Ama eğer benim iddia ettiğim gibi Hamza Hamzaoğlu takımın başında çıkarken yönetimle görüştüyse bu da Yalçın Hoca'ya hiç yakışmamıştır. Buradan net şekilde söyleyelim. Buradan değerli izleyenleri de ki kendisi de kötü gittiğinde demektir ki bu yönetim o da kötü giderken başkasıyla görüşür. Evet, buradan değerli izleyenlere de hemen iletmiş olalım. Şu an Sporkolik programı TV1 Facebook sayfası üzerinden de canlı yayında yayınlanmak üzere. Oradan da bize soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Özellikle Denizli Spor karşısında alınan 6-3'lük galibiyet ve yeni gelen teknik direktörle alakalı ilgili soru ve görüşleriniz varsa Facebook üzerinden de değerli yorumcularıma soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Faruk Hocam. Evet. Ben Beşiktaş maçına değinmek istiyorum. Yani içinde kalmasın o. Biliyorsunuz o maçta ilk dakikada bir penaltı pozisyonu vardı ya da yoktu. Olmayan bir penaltı verildi. Tartışmaları vardı. Evet. Bana göre
penaltı yoktu Beşiktaş maçındaki o ilk dakikadaki. Görseniz. Yani hakemin vermiş olduğu kararda art niyet var mı derseniz evet vardı. Ama daha önceki maçlarda Galatasaray maçında da aynı pozisyonda bir penaltı verilmişti. Maçtan sonra yönetim hakemlerle ilgili varyansın etmişti. Ama Beşiktaş maçında da aynı pozisyon vardı. Olmayan bir penaltı sonrasında sessiz kalmalarına bir anlam veremedim. Neden? Yani o penaltı değilse neden haykırmadınız? Neden sesinizi duyurmadınız? Siz Galatasaray maçına ayrı bir gözle bakıp Beşiktaş maçına ayrı bir gözle mi bakıyorsunuz? Madem o penaltı değildi de bu penaltı mıydı? Bizim 7 kişilik hakem heyeti nerede? Size rapor sundu mu? Yoksa dağıttınız mı? Bir işe yaramıyor muydu? Veya sunulan bu rapor neticesinde sizin ne gibi tedbirleriniz oldu? Hakem heyetinin vermiş olduğu raporda Cüneyt Çakır'ın o pozisyonunda hata var mıydı, yok muydu? Eğer vardıysa neden ses çıkarmadınız? Neden sesinizi yükseltmediniz? Bunlar bir soru işaretidir ya. Bu bir takımın kaderidir. Eğer siz yönetim olarak sesinizi çıkarmıyorsanız demek ki tartışmaya gerek yok. Hakem doğru karar vermiştir. Tartışmaya gerek var mı? Yok. Ben sesimi çıkarabilirim. Sen sesini çıkarabilirsin ama önemli olan yönetimin oradaki olmayan bir pozisyondan kaynaklanan düdeğe ses çıkarmıyorlarsa ben burada art niyet ararım. Hakeme hiç kabahat bulmam. Elbette hakemler hata yapacaktır. İster istemez her hakem hata yapıyor. Ama sen Galatasaray maçında olmuş bir pozisyonu olmadı gibi gösterip haykırırsan, Beşiktaş maçındaki o pozisyona sessiz kalırsan ben burada dur arkadaş derim. Neden sesinizi çıkarmıyorsunuz? Bir takımın kaderiyle oynanıyor. Neden sessiz kalıyorsunuz? Merak ettim. Sabah ettim. Ertesi gün baktım. Hiçbirinin sosyal medyasında bir nokta, bir virgül asla ve asla göremedim. O konuyla alakalı. Yani bir neden olmalı ya. Tamam, herkesin gönlünde bir takım yatabilir ama bir yönetimin, özellikle bir başkanın kendi kulübünden başka kalbinde hiçbir takım olmaması gerekir. Bunu böyle düşünmek gerekir. Benim gibi düşünen binlerce kişi vardır. Olsa da bunu açıklama gereği durumunda. Binlerce taraftar vardır. Hatta sordular, soruyorlar ve sormaya devam ediyorlar. Haklarıdır kardeşim. Eğer orada Kayserispor'un hakkı yenildiyse mutlaka bunun hesabı sorulmalı. Sormuyorsanız ama sessiz kalınırsa sormuyorsanız orada ne işiniz var? Yani net. Sormuyorsan evet. Doğru söylüyorsun. Ne işin var senin ya? Sizi, hangi başta sesini yükselteceksin sen? Sizi i̇şte bu camiye. Kritik haftalar bu haftalardır. Sen avazın çıktığı kadar bağıracaksın. Bağırmak zorundasın. Elinden geldiği kadarıyla o lobini oluşturmak zorundasın. Evet. Senin güçsüz kalışın karşındaki hem rakipleri güçlendiriyor hem hakemlere güç veriyor. Bunu bilmeleri lazım. Bunu biz mi söyleyeceğiz ya? Sen o koltuğa oturduğun zaman her iş bitmiyor. Para verdiğin zaman her iş bitmiyor. Burada bir mücadele varsa o mücadelenin bir parçası da sensin. Burada Bayan bir vebal başkanın var. Her şeyden önemlisi vebal var ya. Binlerce insanın, yüz binlerce insanın, bak Kayseri şehrinin vebali var. Başkansanız, yöneticiyseniz bu kulübün hakkını savunmakla mükellefsiniz. Savunmuyorsanız vebale giriyorsunuz. Evet. Yüz binlerce insanın. Faruk Hanif penaltı var mı yok mu dedi ya. Ben daha net söyleyeyim. Süper Lig'de bu sezonun en komik penaltısını çaldılar Kayserispor'a. En futbol komik penaltı. Futbol tarihinde belki de böyle bir penaltı yok yani. Hangi zaman sesini çıkaracaksın ya? Kim şimdi bağıracak? Şimdi Beşiktaş olunca işte Beşiktaş'ı seven biri var. O yüzden sesimizi çıkarmıyoruz. Galatasaray olunca Galatasaray'ı seven bir yönetici var. Sesimizi çıkarmıyoruz. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ye olunca Fenerbahçe'yi seven bir yönetici var. Sesimizi çıkarmıyoruz. Kime karşı sesimizi çıkaracağız? Bayburt İlözel İdare Spor'la mı oynarken mi? Mardin Fosfat Spor'la oynarken mi? Siirtköy Hizmetleri Spor'la oynarken mi sesimizi çıkaracağız? Hakkımızı yenerse. Evet. Ya ayıptır ama ya. Biz Kayseri'yiz. Kayseri şehriyiz. Beşiktaş'tan bize ne, Galatasaray'dan bize ne. Tabii kardeşim. Ki. Yani ondan sonra bakın. Önemli nokta şu, izleyicilerimiz bu noktayı atlamasın. Çünkü yani bazı izleyicilerimiz biliyor. Şimdi biz eleştirdiğimiz zaman
Hani tırnak içerisinde söylüyorum. Hani Kayseri Spor'u sevmiyor. O yüzden eleştiriyor diyorlar. Biz Kayseri Spor'un hakkını her yerde savunuyoruz. Evet. Biz Kayseri'li bir basın mensubu olarak Kayseri'nin hakkını her yerde savunuyoruz. Ki biz şu an... Savunmakla mükellefiz. Biz yönetimi eleştirerek yönetime doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Sezon başından beri. Bizim tek amacımız bu. Ama sadece Kayseri Spor'un hakkını savunmakla mükellef olanlar sırf takımın adı Beşiktaş diye ligin en komik penaltına ses dahi çıkarmıyorlar. Evet. Sizin sosyal medya hesaplarınız ne işe yarar? Sadece antrenman fotoğrafı paylaşmak için mi kullanıyoruz? Galiba. Sizin resmi internet siteniz ne işe yarar? Dedik ki hadi siz belki birilerinden çekindiniz bazı nedenlerden dolayı ses çıkaramadınız. Kardeşim isim olarak şahıs olarak bu konuyu dile getiremediniz, isyan edemediniz. Kulüp adına sosyal medya hesaplarından yazın be kardeşim. Altına imza atacak cesaretle bir yönetici bulamıyorsanız Kayseri şehrinde 100 bin kişi onun altına imza atar. Kayseri yazmanız yeter. Yani onun altına Kayseri yazmanız yeter. Siz hani birilerini küstürmemek için imza atamıyorsanız o tür açıklamaların altına Kayseri halkı onun altına imza atar. Evet. Kimse bu işten çekinmesin. Yani peki, Faruk'un söyledikleri aynı şeyleri ben yaşadım. Çok zoruma gitti. İnanılmaz zoruma gitti. Ligin en komik penaltısı bize karşı çalınacak. Sahipsiz, kimsesiz, kimsesiz nereye döndük? Hani bir filmde var ya ünlü ya kimsesiz. Belki de o penaltı olmasaydı, bakın maçın kaderidir ya. Başa baş mücadele vardı orada. Eğer o olmayan bir penaltı çalınmasaydı, o komik penaltı olmasaydı, belki de farklı bir sonuç çıkacaktı oradan. İşte kader oradadır. Eğer sen takımına sahip çıkmazsan, gelip burada Denizli Spor'u düşmüş bir takıma karşı goller atarak tribünlerde sevinç gösterileri yaparsan ben aklım Beşiktaş'ta kalır. Ya şimdi öyle özür dileyerek sözünü kestim Faruk abi de geçtiğimiz haftalarda neredeyse tam eksik bir Gençler Birliği'ydi galiba. 7 eksikli. Bakın 7 eksikli. Yani evet şimdi dönüp bakıyoruz. Evet ligin son sırasında artık düşmesi garanti olarak baktığımız bir takım Denizlispor. Ama diğer taraftan da baktığımız zaman Gençler Birliği 7 eksik. Her hafta farklı bir kadroyla çıkan bir takım karşımızda. Beşiktaş 6 eksikle geldi. Yani bunlara karşı bir üstünlük sağlayamamışız biz. Evet biz Kayserispor, Ankara Gücü, Erzurumspor o takımlara karşı 10 kişi oynadın sen. Biz Kayserispor'u 10 kişi kalmıştı. Yani biraz önce sen değinmiştin ya Erhan hocam. Yani biz burada Kayserispor'un ne kadar eleştiriyorsak yani şimdi olduğu gibi galibiyetlerini de göğsümüz kabara kabara anlatıyoruz biz tabii burada. Tabii ki bizim gurur kaynağımız Kayserispor arkadaş. Yani biz ekmeğimizi deyim yerindeyse Kayserispor üzerinden kazanıyoruz. Neden? Bunu kimse yanlış anlamasın. Biz Kayserispor haberleri yazdığımız için Kayserispor yorumları yazdığımız için çalıştığımız kurumlar bize para ödüyor. Maaşlarımızı bunun için alıyoruz. Evet. Yani Kayserispor bizim veli nimetimiz. Kayserispor'un kötü olmasını isteyecek en son insanlar bizleriz. Bu sana net. Kim dedi kötüsün diye yani? Kimler söylüyor? Ya bizlerin değil. Kayserispor kötü olmasın bakın, diyorum. Yani şu an için mücadele onlar sahada verirse biz dışarıda veriyoruz. Bunu yönetim de yapıyor. Bazen tabii ki sessiz kalmaları bizleri sinirini gerse dahi ellerinden gelen budur. Bir profesyonellik gerektirir yönetim. Evet. Futbolu bilmek gerekir. Taşın altına elini koymak işte burada taşın mı çıkıyor? Taşın altına elini, kolunu, kafanı her tarafını koyman gerekir. Sadece basit bir maçlardan dolayı alınan galibiyetlerle sevinecek bir durumda değiliz. Bizim bugün bu şartlarda eğer bunu konuşuyorsak keşke yani ligin şu an 38. haftasındayız. 16. sırada bulunuyor. Ama biz isterdik ki 5. sırada bulunsun. 4. sırada bulunsun. Takım lige başlarken bu vaatlerle başladı. Bu başarılarla söz edildi. Gelen futbolcular aman aman ne oldu? Abartıldı. Şöyle futbolcu geldi. Böyle geldi. Fernandes geldi. Şöyle yapacaklar. Böyle yapacaklar. Nerede ya? Hani nerede? Burada kaybolan nedir? Paradır. Burada kaybolan nedir? Kayserispor'un itibarıdır. Evet. Geçmişteki başarısıdır. Gölgelenmiştir. Bunu kimse bu hale getirmeye hakkı yoktur. Evet. Bundan dolayı işi bileceksin. Bilmiyorsan orada durmayacaksın. Bu takım Kayseri şehrinin takımı.
bu takım düştüğü zaman siz orada olur musunuz, olmazsınız bilmiyorum ama biz buradayız. Biz Kayserispor'un yanındayız. Düştüğünü de gördük. Yeniden kalktığını da gördük. Bakın kolay değildir bugünlere getirmek. Bir Kayserispor yaratmak gerçekten kolay değildir. Geçmişte düşen takımlar arasında asansör takım olarak tabir edilen Kayserispor son yıllardaki o düşünceleri bir kenara bıraksa dahi artık yavaş yavaş ona da gelmeye başladık yani. Biz düşecek mi düşmeyecek mi kelimelerini kullanıyoruz. Daha önceki sezonlarda Avrupa kupalarından bahsediyorduk. Biz Türkiye kupasından bahsediyorduk. Biz lig beşinciliğinden, dördüncülüğünden bahsediyorduk. Ve bu takım Yusuf'cum lider bitirdiğini biliyoruz. Evet. Devreyi. Lider bitirdiğini biliyoruz. O günler aklımıza geldiği zaman bugünlerde can çekişiyoruz. Bir takımı bu kötüye getirmek kimsenin hakkı yoktur. Şimdi benim aklımda özür dileyerek Erhan Hocam, bizim vazgeçilmez izleyicilerimizden Yalçın abim yine Facebook üzerinden yorum yapmış. Buradan selamlar, saygılar olsun Almanya'ya Yalçın abimle birlikte. Tüm yurt dışından bizi izleyen gurbetçilere de selam ve saygılar olsun. Yeni yeriniz çok güzel olmuş, çok güzel program olduğunu söyledi Yalçın abi. Devamında da Beşiktaş maçındaki penaltıyı neden sesi çıkarmadı yöneticiler bunu iletmiş ve devamında da diğer takımın yöneticileri herhangi bir maçta bir mağduriyete uğradıkları zaman bütün televizyon ve kanallarına, spor programlarına çıkıp bağlanarak bu mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Ama Kayserispor'da neden böyle bir şey olmadığını, neden bağlanarak kendi mağduriyetlerini dile getirmediğini söylemiş Yalçın abi. Ah Yalçın abi, ah işte biz de aynı şeyi soruyoruz. Bakalım cevap gelir mi bilmiyoruz. Biz de senin gibi merak ediyoruz. Kayserispor'u yönetenlerin neden ses çıkarmadığını. Şimdi demin dedim ya, aklımda deli sorular. Beşiktaş'ı seven bazı isimler olduğu için Beşiktaş'a ses çıkaramadık. Galatasaray'ı seven bazı yöneticiler olduğu için Galatasaray'a ses çıkaramadık. Yani seven derken Bayan Başkan ve bunu herkes bunlar herkes biliyor. Yani sarı kırmızı formayla boy boy fotoğraflar veren, işte Beşiktaş kongre üyelerine mesajlar atanlar yani falan filan, herkes bunları biliyor. Dillendirmeye gerek yok. Bunları zaten bir televizyon programı şehrimizde bolca dillendirdi. Tüm taraftar bunu onlardan detaylı öğrendi. Evet. Bunu herkes biliyor. Onda sorun yok. Peki ligin son haftasında Fenerbahçe ile oynayacağız. Belki kader maçımız olacak. İş son haftaya kalacak. Acaba Fenerbahçe'yi seven bir yöneticimiz var mı? Var var. Var mı? Olmaz olur mu ya? O zaman orada da bir aklımız yenirse hiçbir şeyimiz yok yani. Ses çıkarmamıza gerek yok. Fenerbahçeli derken Bayan Başkan Fenerbahçeli. Beşiktaşlı kızıdır. Yani orada da bir soru işaretleri var. Son maç olmasına geçtik. Fenerbahçe ve Kayserispor arasındaki o mücadele son haftadaki belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası var. Bizim de Kayserispor korkumuz var. Ne kazandığında olacak? Ligde kalacak. Eğer kaybettiğinde ligden düşecek. Eğer Fenerbahçe kazandığında o şampiyon olacak. Ya da Kayseri yani öyle bir durum var ortada. Sen bu durum ortadayken istediğin kadar Fenerbahçe'li ol, Galatasaray'lı ol, Beşiktaş'lı ol. Bana ne arkadaş ya? Bize ne yani? Kayseri halkı senden Kayserispor olarak evet. İşte biraz önce bahsettiğimiz aslında o ince nokta orasıydı Faruk abi. Kayserispor sadece Recep Mamur tesislerine girdiğimiz zaman yönetim ve futbolculardan ibaret değil. O tesislerden dışarı çıktığınız zaman koca bir halk var orada, koca bir şehir var, koca bir taraftar var. Bunlarla mesela bugün ben bir fotoğraf karesine denk geldim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç, ona da saygı ve selamlar olsun, nasıl sevindiğini gördüm. İşte aslında maçlara baktığımız zaman birlik, beraberlik, evet ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar düşecek bir takım olursa olsun ama böyle bir takımın karşısında alınan bir mağlubiyet bile bir zor durumda olan bir takımı ayağa kaldırmaya yetiyor neticesinde. Baktığımız zaman bu birlik beraberlik kopmasın. Bizim tek derdimiz bu aslında. Ya Yusuf, şimdi takım olmak farklı bir şey. 11 tane adamı bir araya getirsiniz bu takım dersiniz. Camia olmak biraz çok... önce halı saha kurduk. Yani camia olmak çok farklı bir şey. Camia birlik ister, beraberlik ister, yönetim ister, yön göstermek ister. Bunu kim yapar? Yönetim yapar. Ama taraftarın aklında benim başkanım bu hafta Beşiktaş'ı mı tutacak, Kayserispor'u mu tutacak diye bir
ikilem olduğu zaman siz camianızın dibine dinamiti koyarsınız. Kusura bakmayın. Tam burada bir geçtiğimiz hafta ben ne dedim programda hatırlıyor musunuz? Bakın bu başkanın Beşiktaş'la olan bağlantısı sosyal medyada maç öncesinde başımıza bela olacak dedim. Ya neler yazdılar. TT oldu. Galatasaraylı ve Fenerbahçe'de taraftarlar. Kayserispor'u ne ithamlarda bulundular Kayserispor'a. Ne ithamlarda. Ya Kayseri halkı bunu hak etmiyor. Yani inan Erhan'cığım ona iyi sana değindim. Sana tweetleri aldım gönderdim hatırlıyor musun? Bak, var. Okumaya utandığım yorumlar vardı. Eleştiriler vardı. Haklı mı taraftar? Yerden göğe kadar haklıydı. Tabii. Hani sen bu duruma getiriyorsan eleştiriye de açık olacaksın. Ama karşılığını sahada vereceksin. 2-3 tweet atıp da ya da bir sosyal medyada bir paylaşım yaparak başkanlık ya da yönetim böyle bir şey olmaz yani. Ondan dolayı biz önümüze bakmamız gerekiyor. Kayserispor tamam iyi bir galibiyet aldı. İyi bir sonuçla testlere gitti. Hepimiz mutluyuz. Hepimiz sevinçliyiz. Aması var. Sen defalarca üstüne basarak söyledin. Yalçın Koşukavak golden sonra sevinmedi dedin. Çünkü aklı neredeydi? Malatya'daydı. Çünkü aklı nerede? Başakşehir'de ve Gaziantep'te ve Fenerbahçe'dedir. Önemli olan o maçlardır. Çıkacaksın o maçlarda aynı bu şekilde bu skoru almasan dahi 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla mücadeleni vereceksin. Kaybetme lüksün kalmadı bitti. Beşinci teknik direktör olarak sen de Yalçın Hoca artık geçmişi bir tarafa bırak. Yeni bir sayfa açtın. Yeni bir takımın var. Haftalardır senin zaten antrenörlerin burada görev yapıyor. Hiç yabancılık çekmeyeceksin. Hiçbir bahanen yok. Elindeki bu fırsatları kesinlikle değerlendireceksin. Şimdi Yalçın Hoca'nın açıklamasındaki o cümle yani benim aklımı hala böyle tırmıklıyor. Oyunda eksiklerimiz var. Bunu gidermemiz lazım. Ya 4 hafta kalmış hocam. Neyin eksiğini gidereceksin sen bana? 38 haftada gideremediğini 4 haftada mı gidereceksin? Ki Faruk'un da dediği gibi sen yardımcıların burada çalıştı. Takımı biliyor. Sana bir dönem çok büyük bilgi akışı oldu buradan. Futbolcunun her şeyini biliyorsun. Ne eksiğini gidermekten bahsediyorsun? Ki buna zaman yok. Bugün çarşamba maç oynadık. Diğer maçımız pazartesi günü. Bir hafta bile yok. Pazartesi evet. Günü Malatya deplasmanı. Yolculuğu şunu bunu çık. Belki idman yapacağın 2 gün. Değil mi? Evet. 2 günde sen bana neyi gidereceksin? Ya biraz daha hani reel açıklamalar istiyorum ben Yalçın Hoca'dan. Böyle hayal satmasını değil de. Biraz daha reel böyle dişe dokunur açıklamalar. Ya vatan millet Sakarya oynayacağız de amenna. Oyunumuzda eksikler var. Bunları gidermemiz lazım ne demek ya? Sen Süper Lig takımısın. 38 hafta geride kalmış. Son 4 haftada eksik gidereceksin. Yok ya hocam. Biraz daha böyle akılcı açıklamalar yap da biraz da taraftarın gönlüne gir. Bunu sadece ben düşünmemişimdir. Bu açıklamayı gören, okuyan, duyan herkes ya bu hoca ne diyor demiştir ya. 4 haftada sen yani ne? Futboldan birazcık anlayan. Ya bu yani futboldan birazcık anlayan insanların hepsi bu şeyi çözmüştür. Açıklamanın alt metnini net şekilde çözmüştür. Yani buna biraz daha Yalçın Hoca'nın dikkat etmesi lazım. Tam bugün bir galibiyet aldık. Biz bu şekilde inanarak yolumuza devam edeceğiz. Bu saatten sonra yapılması gereken tek şey takıma kondisyon veremezsiniz. Yeni bir oyun sistemi oturtturamazsınız. En fazla yapacağınız motivasyondur. 4 haftada takımı ne kadar motive ederseniz o kadar karşılığını alırsınız. Onun dışında bir teknik yani, adam işi yok Kayserispor'da. İşin bir de diğer tarafı var. Erhan Hocam şimdi rehavet olayı. Evet seriye bağlayalım diyoruz ama 6-3'lük bir galibiyet takımı rehavete de sokabilir. Malatya maçı tam ters de tepebilir. Böyle bir durum da söz konusu işin açığı. Hani ilk bölümde söyledik ya eğer biz 6 tane attık Denizli'ye Malatya'ya da yener geliriz derseniz Malatya size bir çarpar soluğu TFF birincilikte alırsınız. Yani bunun başka alternatifi yok. Ben hani o kadar da eleştirmek istemiyorum takımı, oyuncuları. Herhalde o bu maçtan dolayı da rehavete girmezler diye düşünüyorum ben açıkçası. Girmemeliler. Girerlerse bedeli peki, ağır Malatya'da olur. Kaybetme lüksü var mı Kayserispor'un? Kayserispor'un şu anda hiçbir yerde kaybetme lüksü yok. İşte demin dedi ki yarın... Kredisi bitmiş bir takım. Can çekişen bir takım. Malatya'yı isterse karşısında pazartesi günü Real Madrid olsun. Liverpool olsun.
ne bileyim en dünyanın en ünlü takımları olsun, Malatya olarak bakmamalı. 3 puan olarak bakmalı. Biz bunu kazanacağız mantığıyla gitmeli, çalışmalı. Ya 6 günde bir maç oynuyoruz, 3 günde bir maç oynuyoruz, yok 7 günde bir maç oynuyoruz. Oynayacaksın tabii ki ya. Evet. Yapacaksın. Sadece bu duruma geldiysen bu durumdan da çıkacaksın, siz dersiniz yani. Bakın ligde en az gol atan takım bugün itibariyle 6 gol atmasına rağmen 33 golle Kayserispor. Denizlispor bile Kayserispor'un üzerinde 36 gol var. Ligden düşmüş bir takım bile bizden çok gol olarak devam etse şansları ama bir mucize, ama 36 golleri var. Nedir? Biz golcü diye getirdiğimiz, umutla getirdiğimiz o futbolcular, o insanlar, o çocuklar maalesef bu duruma, Kayserispor bu duruma getirmişlerdir. Başlıca suçlu onlar ve yönetimdir. Buradan eğer bu iş temizlenecekse yine bu futbolcular ve yönetim temizleyecektir. Malatya'ymış, dediğim Başakşehir'miş, Gaziantep'miş ve sonuç olarak en son Fenerbahçe maçıymış. Evet. Bunlar kritik maçlar ve ligde kalmayacağını ortaya koyacak maçlar. Artık Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Senin 4 tane maçın var. Lamı Cimi yok. Lay lay loma hiç gerek yok. Hiçbir şekilde bahanelerin arkasına sığmana gerek yok. Başarıysa başarını alacaksın. Sonuç itibariyle sen ligde kalmak istiyorsan önümüzdeki sezon yeniden sil baştan bir Kayserispor kurmak istiyorsan bu seneyi bu şekilde ligde kalarak atlatmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Var mı çare? Hayır. Maalesef. Yok. Öldü mü diyelim? Çıkamadı mı diyelim? Hastalığın bir çaresi yok mu diyelim? Yani bunu düşündüğümüz zaman kan beynimize sıçrıyor ya. Para derseniz para var. Huzur derseniz huzur var. Tesis derseniz tesis var. Stat derseniz stat var. Ne istiyorsunuz kardeşim artık ya? Bu Kayseri şehrinden taraftar da var. Ne istiyorsunuz? Taraftarın alası var. Evet, kralı var hem de. Peki sonuç? Başarı nerede? Nereye gidiyor bunlar? Nasıl oluyor arkadaş ya? Ya kaldı, ligin en çok transfer yapan bir takımından bahsediyoruz. Golcü diye getirdikleri, G'nin alakası olmayan, futbolun alakası olmayan o futbolcuları hangi terminalden getirdiyseniz aynı şekilde oradan göndermenin zamanı geçti artık. Terminale bırakıp kaçın. Bunlarla elinizle değerlendirmek gerekiyor. Terminale bırakıp kaçın. Bırakın ya. Biletini daha iyi almayın. Artık sözün bittiği yere geliyoruz ya. Ya kaldı biz bir 360 dakika. Bir alt ligde konuşmak istemiyoruz ya. Bizim içimiz yanar. Ki böyle bir şeyi evet gerçekten kaldıramayız. Bu şehir kaldıramaz ya. Yani. Var yoğu bir takım ya. Kayserispor ya. Yani futbol adına her şey olumluluklar sergilenmiş, verilmiş, tüm imkanlar seferber edilmiş. Allah korusun düşerse de bizim yüzümüzden düşer. Bizi çok eleştiriyorlar ya. Evet, yani biz transfer yapan biziz. Evet. Yönetimi biz yönlendiriyoruz. Ne bileyim şuraya şunu öde, buraya bunu öde diyoruz, yönlendiriyoruz. Kulaklarına fısıldıyoruz, şöyle olsun diyoruz. Elbette bizi suçlayacaklar yani. Başka kimi suçlayacak? Yani yönetimin akil adamları var herhalde, danıştıkları, danışmanları, işte görüş aldıkları. Bu akil adamlar her kimse nasıl akıl veriyorlarsa yönetime, durum bu şekilde. Yani kaldı bir 360... Vardır tabii, bir matbaacının kulağına fısıldayarak işte 3-5 fatura ya da irsaliye yapayım, şuradan nereden parayı alayım diyen insanların yorumcu olduğu bugünlerde... Ki Kayserispor'la ilgili bunu çok duyuyorum. Dışarıda öyle konuşuyorlar. Dışarıda herkes onu öyle konuşuyor ama. Hakları var mı? Bilemiyorum yani. Düşünmek gerekiyor. O insanlara eğer sen hak vererek onların dediğini yapıyorsan vay sizin halinize. Vay sizin yönetim anlayışınıza. Nerede kaldı ya? O yönetim anlayışı nerede kaldı ya? Başarı isteyen, başarıya aç yönetim nerede kaldı ya? Kimse cebini düşünmesin arkadaş burada. Burada bir Kayserispor'dan bahsediyoruz. Ya başarı kazanıldıktan sonra zaten cebi düşünmeye bile gerek yok. O kasa zaten, sen başardıkça veya başarıyı kazandıkça zaten Kayserispor'un kasası dolacaktır bu başarılarla. Yani başarıyı kazanmadan cebini düşündüğün zaman zaten sürekli kazanan hep bu sefer, kaybeden hep kasa olur Yusufcuğum, bu sefer. Yusufcuğum, biz Kayserispor şampiyon olsun demiyoruz.
biz Şampiyonlar Ligi'ne gitsin demiyoruz. Süper Kupa ya da Türkiye Kupası'nı kazansın, müzesine getirsin diyemiyoruz. Ne diyoruz ya? Ligde kalsın. Orta sıralarda bitirsin. Can çekişmesin ya. İtibar kaybetmesin. Geçmişini, izlerini sildirmesin demek istiyoruz. Ama bunu söylerken de Kayserispor'un iyiliği adına konuşuyoruz ya. Vallahi kusura bakmasınlar ya. Eğer şimdi Faruk buraya çıkıp şu ekranlarda bunu istemiyoruz, şunu istemiyoruz, sadece ligde kalsın yeter diyorsa bu ayıp, bu yönetime yeter. Eğer ligde kalmayı Kayseri şehrine bir başarı olarak sunmayı düşünenler varsa büyük yanılgıya düşerler. Yani bunu baştan söyleyelim. Çünkü Kayseri Spor için ligde kalmak başarı değil arkadaş. Net. Kayseri Spor buraları hak etmiyor. Bu yönetim demin dedik işte akil insanları var. Bunun etrafından gidiyor. Gitmeye devam etse söyleyecek bir şey yok. Durum bu. Ama şimdi şöyle bir de bir topluluk var ya Kayseri Spor camiasının içerisinde. Yazık. Bir hoca geliyor. Şimdi bunu Yalçın Koçkavak'ta da gördüm. O Yalçın Hoca geldi. Uçacağız, kaçacağız. Yalçın Hoca iki maç kaybediyor. Bu Yalçın'ı nereden getirdiler? Aynı insanlar. Evet. Aynı insanlar. Ve bunlar yönetime yakın insanlar. Hani bir siyasette olur ya, parti liderinin gözünün içine bakar herkese. Hemen hemen her partide öyledir. O parti çalışanları. Lider ne derse aynı şeyi söylerler. Lider konuşana kadar hiç kimse bir açıklama yapmaz. Lider grup toplantısına çıkar, konuşur. Bir hafta boyunca tüm partililer aynı şeyi söyler. Alt kademede çalışanlar. Kayserispor'da da öyle bir kast sistemi oluşmuş. Şimdi yönetimin getirdiği hocaya Mourinho'yu getirmişiz. Yalçın Koçkavak'ı getirdik ya. Arkadaş yani bakın Hamza Hamzoğlu geldiğinde şu anda yani böyle çok kelli felli yorumcu abilerimiz, arkadaşlarımız yönetim ağzıyla Kayseri Spor şu anda ihtiyacı olan tek hoca Hamza Hamzoğlu'ydu. Onu getirdi yönetim. Daha ne yapsın? Hamzoğlu iki maç kaybetti. İşte yönetim mırıldanmaya başladı. Bu Hamzoğlu'nu kim getirdi ya? Evet. Aynı yönetimi övenler iki gün sonra küfür ettiler. Ben getirdim. Biz ilk gün neredeysek ikinci gün oradayız. Ya arkadaş bir hoca geliyorsa, bir yönetici geliyorsa, bir topçu geliyorsa önce bir performansını bekleyin ya. Her haftanın kendine ait dinamikleri olur. 12. haftada, 36. haftada, 38. haftada fark etmez. Önce bir hocayı gör. Hocanın ismi önemli değil. Hamza Hamzoğlu kariyerli bir hoca. Şampiyonluk yaşamış bir hoca Türkiye'de. Dahası var mı? Şampiyonluk yaşamış. Türkiye'de çalışabilecek en apolitli adamlardan biri. Ama arkadaş şampiyonluk Galatasaray'da yaşamış. Galatasaray'da futbolcularla yaşamış. Oradaki futbolcularla yaşamış. Oradaki yönetimle yaşamış. Kayseri Spor'la Galatasaray'ın şartları, kadrosu, yönetimi bir mi? Yok, Galatasaray şampiyon ettikten sonra Kayseri Spor da gayet şampiyon edebilir. Ya şampiyon yapmasını da istemiyoruz. İlk beşe, düşünce, hayır, ilk, düşünce ilk beşe bu, onu falan yani oynasak kâbı bize. Düşünce bu şekilde Erhan Hocam ya. Düşünce de o, bak harbi düşünce de o şekildeydi. Hamza Hamzoğlu geldi ya sanki şampiyon yapacaktı. Evet, ama düşünce bu şekilde yani açık o konu konuşmak Hamza gerekirse. Geldi işte, şu dönemde yani Kayseri'ye gelebilecek en iyi hoca. Gördük en iyi hocayı. Kaç maç yaptı Erhan Hocam Hamza Hamzoğlu? 8 maç galibiyet yok. Galibiyet yok. Net. Biz bunda, şampiyon yapmasını bırak. Yani alt sıralardan kurtulsak yani yeterdi bizim için. Bunda Hamzoğlu'na bizim söyleyebileceğimiz bir mutlaka, şey yok. Mutlaka. Aynen. Yok. Hayır, dış etkenlere yani, konuştuğu kelimelere yani karşı söylüyorum. Ben o dış etkenlere söylüyorum bunu. Böyle yaparak yönetimi yanlışça sevk ediyorlar. Bir oyuncu alınıyor. İşte Lucasen. Oho, bir topçu getirdiler ki atacak, tutacak, gol makinesi. Çamaşır makinesi çıkmadı adam, gol makinesini bırak. Yani biz yani fazla söyleyecek bir şey yok. Kardeşim bu, Kasımpaşa'da oynuyor bu mesela. O kadar o kadar yanlış yönlendiriliyor ki yönetim. Yönetim Lucas seni veya Kanga'yı aldığında bence yatağa yattığında o yönetici şöyle düşünüyordur. Bu sezon herkes beni konuşacak. Bir topçu aldım ki herkes beni konuşacak. Seni konuşmadı. Hatay Spor'u konuştu. Bu Penza'yı konuştu. Evet. Senin getirdiğin topçuyu konuştu da tersinden konuştu. Fatih Karagümrük'ü konuştu. Yani Fatih Karagümrük'ü konuştu. İşi bilmekle yapmak arasında büyük fark var. Ben de yaparım. Ne kadar yaparım? Bilmedikten sonra. Herkes yapar. İyi yapar, kötü yapar. Önemli olan iyi yapabilmektir. İyi kim yapar? Bu işi bilen yapar. Evet. Bu işi bilmiyorsanız da
gerçekten bilenlerden akıl alırsanız yolunuz daha aydınlık olur. Bir tabir vardır ya Erhan Hocam, çıraklığını yapmadığınız için ustalığını yapmayacaksınız. Kesinlikle. Diye. Yani şimdi Süleyman Hurma, işte Karagümrük örneğini verdiğin için, evet, yıllardır bu işin içerisinde. Yıllardır. İşte yani Erzurumspor'da başlayıp işte Trabzon'da görev yapan, nerelerde görev yapan, İngiltere'de bu işin eğitimini alan, yani futbolla yatıp futbolla kalkan. Süleyman Hurma'ya bunu çok görür müyüz? Hayır. Niye? İşin içinden gelmiş. Değil mi? Ama Hatay Spor'da bana futbola yön vermiş bir tane insan sayın. Ama Hatay Spor yönetiminin yaptığı şey şu: gerçekten bu işi bilenlere danışmak. Bilenlere, gerçekten bu işten anlayanlara danıştıkları için şu andaki durumları ortada. Aldıkları adamlarla, oynadıkları futbolla, lige vurdukları damgayla Hatay şehrinin tanıtımını, hani medeniyetlerin buluştuğu noktadır denir ya Hatay. Evet. Bu motto bile, hani medeniyetlerin buluştuğu yer mottosu bile Hatay Spor kadar o şehri tanıtmamıştır. Hatay Spor Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda belki Hatay'ın bugüne kadar yaptığı turizm yatırımlarının 10 katı daha fazla tanıttı şehri. Ne yapalım Erhan'cığım, yani isim mi değiştirelim yani? Kayserispor, Hatay Spor, Kayserispor mu isim yapalım? İsim değiştirmeyelim de bu işi yönetim bilenlere danışalım. Teknik direktörün biri gitti, biri geldi. Futbolcunun biri kadro dışı kaldı, biri tekrardan affedildi. Yönetim artık bu anlayışla devam edecek. Başka çaresi var mı? Bitti yani. Sonuçta eğer konuşacaksak o durumlar farklı yönlere gelebilir. Biz yeni sezonla konuşalım o zaman. Yeni sezonda bu yönetim olacak mı, onu konuşalım o zaman. İşte yeni sezonda Hatay Spor'un yönetiminden transfer yapacağız mı, onu konuşalım o zaman. Önce yeni sezonda nerede olduğumuzu bir görelim. Bir yolumuzu bir görelim bakalım. Ondan sonra ne zaman görürüz sezon hocam? Şimdi inşallah, bak, inşallah 2 hafta içinde görelim. 2 maçımızı kazanalım. Yeni Malatya Gaziantep maçını. Selamünaleyküm. 44'ü bulalım. Biz seneyi de Süper Lig'de izleyelim. Yani Başakşehir ve Fenerbahçe maçını düşünmeyelim. Hadi gelecek sezon ne yapalım diye bir konsorsiyum oluşturalım, konuşalım. Anca böyle olur. 2 haftamız var yani. Yani 2 hafta inşallah bu 2 haftada alacağımız 6 puan bizi ligde bırakır. 44 yaparız. 2 haftanın öncesinde Malatya maçı da çeyrek final, yarı final, final maçı olarak. Yani Gaziantep'te final olur, onu da kazanırız, hop sezonu kapatırız. Erzurumspor'un bir maçı fazla. Son hafta bayı yapıyorlar. Şimdi bu hafta Kasımpaşa bayı. Bize 2 galibiyet. Bir beraberlik yetiyor. Beraberliğe de gerek yok. Bana sorarsanız 2 galibiyet, 44 puan yaparız. Faruk Hocam, kalırız. Erhan Hocama yetiyormuş. Güzel matematik dersi verdi şu an için. Malatya Spor sanki futbolcusu yok, yönetimi yokmuş gibi. Ya da Başakşehir'in yönetimi ya da futbolcusu yokmuş gibi. Elbette onlar da bir mücadele içerisinde. Onların da canı yanıyor. Onlar da ligde kalmak istiyor arkadaş ya. Hiçbir şey kolay değildir. Bunu futbolcular yapacaktır. Artık yönetimi bir tarafa koyun. Teknik direktörü bir tarafa koyun. Geleni gideni bir tarafa koyun. Malatya Spor'un maçıyla yatıp kalkın. Tesislerde başınızı koyduğunuz zaman Malatya'yı rüyanızda görün. O anki, o pazartesi günkü o maçta olacak sonuçları bir kafanızda değerlendirin. Olumsuz bir sonuçla döndüğünüz zaman bir haftaki sonraki maçta ne yapabiliriz düşüncesine sahip olun. Bunlar çok önemli. Geri dönüşü olmayan bir yolda artık arkasına kimsenin bakmaya hakkı yok. Bu saatten sonra önümüze bakmalıyız. Malatya Spor'u kazanmalıyız. Var mı başka çaresi? Hayır. Bunun ilacı budur. Eğer bu hasta bu yataktan kalkacaksa bunun ilacı Malatya'dır. İlacı Başakşehir'dir arkadaş. Yalçın Hoca'nın o zaman şu andan itibaren yapması gereken tek şey futbolcuları tesisten dışarı çıkarmayıp hiçbir şekilde tamamen dışarıyla ilişkisini kesmesi. Ve var yoğu Malatya olduğunu artık beyinlerine yazacaklar. Hatta gerekiyorsa yönetimle bile dahi iletişime girmemeleri lazım bence futbolcuların. Artık orasını bilmiyorum ama yönetimin de bir şekilde futbolculara öyle bir gaz vermeleri gerekiyor ki, öyle mutlu etmeleri gerekiyor ki Malatya'da bu ortaya çıkmalı. Malatya maçlarında daha önceki maçlar çok kritik maçlardı. Malatya maçları kolay olmuyor. Hele hele bu dönemde. Onların da puana baktığımız zaman biz kazandığımız zaman pek bizim altımıza iyi değil yani. Kayserispor yendiği takdirde Malatya'nın üzerine çıkıyor. Malatya kendi sahasında oynuyor. Bu kolay bir maç değil.
oradan alınabilecek bir beraberlik bile Kayserispor adına galibiyet sayılabiliyor yani. Bir puan bile temiz puandır. Evet. Ondan dolayı yat kalk Malatya'ya düşün. Şu Sapunları konusuna gireceğiz mi? Süremiz evet, var mı? Evet. Şimdi Sapunları konusuna geleceğim. Kadroda yer aldı. Çünkü ben o konuda biraz dertliyim. Biraz buyur, konuşmak buyur, istiyorum. Buyur hocam. Çünkü süremiz de kısıtlı kaldı. Hemen dilersen bunu da toparlayalım artık. Sapunları'nın neden kadro dışı bırakıldığını biliyor muyuz ya? Hamza onu neden kadro dışı bıraktı? Sen biliyorsun herhalde onu. Yok. Tüm camia gibi ben de bilmiyorum. Yani bu sorunun şimdi, cevabını kimse bilmiyor. Şimdi ya burası hani Patagonya mı, Muz Cumhuriyeti mi, nasıl bir yönetiliyoruz anlamak mümkün değil. Şeffaf yönetim nidalarıyla gelenler resmi siteden, sosyal medya hesaplarından bir tane açıklama yapmıyor. Sapunaru'nun kadro dışı bırakılmasını camia nereden öğreniyor? Sapunaru'nun kızının attığı tweetten. Sapunaru'nun kızı tweet atıyor. Yeni hoca babamı kabaca çevirimi babamı istemediği için kadro dışı gibi. Camiadan bu alınıyor. O şekilde öğreniyoruz ki Sapunaru kadro dışı. Sapunaru neden kadro dışı bırakılır? Hamza Hamzoğlu sen onu oynatırsın. İstediğini yapamaz. Sahada verimli olamaz. Bak ben yönetim ağzından konuşuyorum şu anda. Tamam mı? Bırakırsın anlarım. Peki şunu sorayım ben. Sapunaru maçtan önce bir toplantı yapıp hocadan ayrı. Bu maçı benim için oynayın falan gibi bir şeyler mi söyledi acaba? Oyunculara da. Hocadan habersiz, Hamzaoğlu'ndan habersiz. Oyuncuları toplayıp aman arkadaşlar işte ihtiyacımız var. Benim için oynayın. Velev ki söyledi. Kazanalım. Yani... Bak, kazanalım dedi. Bu ne olur? Velev ki söyledi. Velev ki söyledi. Ya, kötü bir şey söylemiyor. Yani. Ben bir yere geleceğim. Bu nedir? Takım içerisinde bazı gruplaşmalar olduğunu gösterir bize değil mi? Ben bu ekranlarda, bu programda, Kayseri Spor'da gruplaşmalar var. Hamza Hamzoğlu'nun çözmesi gereken en önemli konu budur. Gruplaşmaları dediğimde, çözmek. Dediğimde, programdan sonra bazıları ona buna mesaj atıp Erhan programda gruplaşma var öyle, diyor. Öyle bir şey yok. İspat edemez ama ben gruplaşma olmadığını ispat ederim diye oraya buraya mesaj atanlar. Madem gruplaşma yok, Sapunaru'nun neden kadro dışı bırakıldığını açıklayın. Net. Kodri meydan. Sen açıkladın işte herhalde. Bir onlar açıkladı. Gruplaşma var yani. Hayır, bir yani onlar açıkladı. Yani benim yorumlarımı gereken o kadar mesele konu var ki. Benim yorumlarımı açıklayacaklar. Yani? Yani burada aksi bir şey söylememiş ki Sapunaru. Şunu dememiş en azından. Ya tamam maça çıkıyorsunuz işte beni kadro dışı bıraktılar. Yani oynasanız da olur, oynamasanız da olur. Yani aleyhine değil bir... Bu kadro dışı kalmadan önce yapıyor. Ha, bu toplantı yani, hoca bunu duyduğu için kadro dışı bırakıyor. Velev ki aksi bir şey söylemiş olsa diyecekse hayırdır sen takımın ayarlarıyla veya dengesiyle Hamza oynuyorsun. Hamzaoğlu benim üzerime bir ses yükselmesin mantığı verdi orada. Yani bir futbolcu benim üzerime konuşamaz dedi. O konuşurum dedi. Konuştu. Ama hatalı olan burada Hamza Hamzaoğlu ve yönetimdir. Sapunaru futbolcularına, arkadaşlarına ağabeylik yapmış. Maça iyi hazırlanmaları için istekte bulunmuş. Bundan daha iyisi ne olabilir ki? Sen onu el üstünde tutacaksın ya. Kadro dışı bırakmak ne demektir arkadaş ya? Evet. Bir de senin kadro dışı bırakmaya sayın belli, halin yok ki belli. Yani ya da senin bu durumda kritik haftalarda bir futbolcunun gönlünü kırmaya hakkın yok yani. Şöyle bir durumda yok Faruk abi. Atıyorum geldiğinden bu tarafa. 2 maç, 3 maç seriye bağlanır kazanırsın. Sapunaru böyle bir takım arkadaşlarına uyarıda bulunur. Şunu diyebilir teknik direktör. Yani benim kurmuş olduğum düzeni bozmaya mı çalışıyorsun? Veya yani yapmış olduğum veya almış olduğum başarıyı mı bozmaya çalışıyorsun? Belki bundan dolayı olabilir ama... Sapunaru yeni bir oyuncu değil. İşte ben yeni de, transfer yani onu, de değil. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. Hamzaoğlu yenidir. Yani futbolcuları tanımak biraz zaman ister. Sapunaru kendini kanıtlamış, kaptanlık yapmış ve bu takımda önemli mücadeleler etmiştir. Maçlarda kazandırmıştır. Puan da aldırmıştır. Sen eğer çıkıp da gelir gelmez futbolcuyla kafa tutup kadro dışı bırakıyorsan ona da yönetim kabul ediyorsa pes doğrusu yani. İşin diğer vahim bir kısmı Sapunaru affediliyor. Yine kimsenin haberi yok.
Sapunaru bir tweet atıyor, dönüyorum diye. Ya bu basın sözcüğümüz var. Basın şeyimiz, büromuz var değil mi? Orada fotoğraf çeken, bu işlerle uğraşan arkadaşlarımız var. Sosyal medya yönetenler var. Bunları camia, işte Sapunaru'yu, onun ailesini, Gustavo'yu, onun ailesini, herkesi takip ederek mi öğrenecek bu gelişmeleri? Galiba. Böyle bir yönetim tarzı nerede var? Futbolcumuz kadro dışı bırakılıyor, kızından haber alıyoruz. Sapunaru geri dönüyor, kendinden haber alıyoruz. O zaman basın sözcüsünün ne işi var? Kulüp, o kadar kulüp çalışanın ne işi var? Şu da olsun o zaman. Hamza Hamzoğlu kendi hesabından ben gidiyorum desin. Yalçın Kuşkabak ben geliyorum desin. Gene söyleniyor ya. Gene buna şükür ya. Gene duyuluyor yani. Yani. Bir şekilde haberimiz oluyor. Doğru var, saklayamazsınız. Onları da yok sayacaksın artık sen. Doğru. Ya ben yok sayarım seve seve. Bak ben seve seve yok sayarım. Evet, toparlayacak olursak. Hemen toparlıyorum. Ben yok sayarım ama bizim burada yaptığımız yorumlardan sonra ona buna birkaç kişiye mesaj atıp yalan söylüyorlar dediğiniz zaman 2 hafta sonra, 3 hafta sonra doğrular ortaya çıkar. Evet. Çıkıyor. Bundan sonra da çıkacak. Onun için bizden lütfen ayrılmayın. Lütfen, lütfen. Yani birilerine mesaj atarken o mesajların bize tekrar dönüş yapacağını da unutmayın. Hatta o kadar ileri gidiliyor ki mesajlarda, işte gruplaşma var diye yorum yaptığımda bizi mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Bu tehditlerin altına da çok ağır şeyler yazıyor. Aslında biz mahkemeye versek çok farklı yerlere gidecek konular. Yani tüm bunlar sadece biz burada Kayseri Spor içinde gruplaşma var dediğimiz için. Ve şu anda geldiğimiz noktada Sapunaru örneği bu takımın içinde geçmişte büyük gruplaşmaları yaşandığını net bir şekilde ortaya koymuştur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Faruk Hocam. Evet Erhan, demek ki söylemiş olduğun sözlerden dolayı rahatsız olmuş bir kesim var. Sen doğru yoldasın, doğruları söylüyorsun. Kim rahatsız olursa olsun bizim kalbimiz Kayseri Spor'dan yanadır. Ondan dolayı sen doğru bildiğinden asla vazgeçme. Evet, Kayseri Spor'u 6-3'lük bir galibiyetle tebrik ediyoruz. Malatya Spor maçı var dediğimiz gibi 38 hafta sonrasında 38 puana ulaşarak plakayı yakalayan Kayseri Spor'un Malatya karşısında alacağı bir beraberlik bile benim endişelerimi yok edecektir. Benim umutlarımı yeşertecektir, tazeleyecektir. Ondan dolayı son söz Malatya Spor olmazlar, olmazsa olmazlardan bir maçtır. Kazanılmaması durumunda tehlikenin değil ensenizde, her yerinizde olacağını bilmenizi istiyorum. Ve Malatya Spor karşısında başarılar temenni ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Erhan Hocam, eklemek istediğin, söylemek istediğin. Evet Faruk, her şeyi söyledi. Biz de Malatya Spor maçında Kayseri Spor'a başarılar diliyoruz. Faruk her ne kadar beni eleştirse de ben 2 maçta 6 puan bekliyorum. 44 puanla ligde kalacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ben değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, denizlerinize, yüreğinize sağlık. Özellikle bu 6-3'lük galibiyetten dolayı tekrar tebrik ediyorum sizleri. Evet. Gerçek bir Kayseri Spor taraftarı olarak. Efendim, bu haftada Sporkolik programından bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı Kumsmal Alışveriş Merkezlerinden gerçekleştirdik. Emeği geçen, başta kameraman arkadaşlarım olmak üzere, çalışan, emek veren güvenlikçi arkadaşlarımıza da burada teşekkür ediyoruz. Kumsmal Yönetim Kurulu adına. Efendim, haftaya Sporkolik programında biz yine bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Programımızda Kayseri Spor'un 6-3'lük Denizli Spor'u galibiyetini konuştuk. Önümüzde bir Malatya deplasmanı var. İnşallah bu deplasmandan da puan ya da puanlarlarla, gönlümüz puanlardan ya da inşallah 3 puanı Malatya'dan alır geliriz diyoruz efendim. Haftaya yine aynı saatte gerek Kumsmal'dan gerekse TV1 stüdyolarından sizlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Hayırlı geceler diliyoruz. Gözünüz TV1'de olsun. Hoşçakalın.